efendim, hoş geldiniz. Beyaz TV ekranlarına, mutfağımıza güzel, keyifli, harika bir cuma olacak efendim. Sizler için hazırlandık. Sizler yöresel deyince, ben de yöresel deyince akan sular duruyor değil mi efendim? En çok sevdiğiniz bölümler bu yöresel lezzetler oluyor. Bugün de sizi ne yapıyorum efendim? Alıyorum, ta Afyon'a götürüyorum efendim. Afyon'da, bakın Afyon'un, tabii bu ayakkabılar yoktu, ben giydim, ben birazcık kokoşluğa döndürdüm kıyafeti. Afyon'un yöresel kıyafetini giydim ve gerçekten büyük bir keyifle giydim. Olmuş mu Afyonlular? Mesajlarınızı bekliyoruz. Son gönderinin altına gelin. Efendim bugün sizlere birbirinden lezzetli Afyon lezzetlerini hazırlayacağız. Mutfağımın her köşesi ayrı bir cennet oldu. Efendim şefimiz burada ne yapıyor hemen? Afyon yöresel sucuk dönerini yapıyorum. Sizlere tattıracağım. Aman aman. Sucuk döner burada dönüyor efendim. Bir anda bak bak burada ne var bak. Şimdi hanımefendinin mikrofonu yok. El mikrofonu alabilir miyim? Burada şey yapıyoruz. Şefi çağıracağım birazdan. Burada efendim ne yapıyoruz biz? Şey mi eziyoruz? Haşhaş. Haşhaş eziyoruz efendim burada yerde. Muhteşem. Evet. Şimdi gelelim Afyon'un bu eşsiz lezzetlerini hazırlayacak olan konuğumuza. Ama bugün cuma efendim. Dualarımızı yapacağız efendim. Dualarımızı yapalım. Bizi hasta yatağından izleyen bütün izleyicilerime Rabbimden acil şifalar, dertlilere devalar diliyoruz. Mübarek cuma efendim. Yapılan duaların hepsi makbul oluyor. Kalp temizse, niyette güzelse her şey hayır oluyor biliyorsunuz. Biz hayrı Allah'tan istiyoruz. Rabbimin bize sunduğu bütün kapıları en güzel şekilde açıp gireceğimizi düşünüyorum efendim. Ve bugün konuğumuz çok kıymetli Hamza Şef olacak. Hemen çağırıyoruz efendim Hamza Şef'i. Şefim, hoş geldiniz. Diğer şefimiz, ismi neydi efendim? İbrahim Malkoç. İbrahim hocamızı da çağıralım. İbrahim şefimiz de gelsin. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Afyon deyince akan sular duruyor efendim. Kesinlikle öyle. Gerçekten çok zengin bir kültür. Eşsiz lezzetler. Ve hepsi gördüğünüz üzere şu an Nermin Nefes Mutfağı'nda. Elinize emeğinize sağlık. Çok güzel bir tablo. Biz teşekkür ederiz efendim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Olmuş mu? Kesinlikle. Afyonlu yani, Afyon olabildi mi? Yöresel kıyafetimiz de çok yakışmış. Evet, keyifli giydim. Tabi burada Afyon lezzetlerimiz var. Biz sadece birkaçını getirebildik buraya. Afyon'a herkesi bekliyoruz bu lezzetleri fazlasıyla tatmaları evet. için. Şimdi ben birazdan efendim hepsine tek tek yöneleceğim. Afyon'a buradan gerçekten kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Serpil Hanım'ı da alıyoruz. Şeflerim mutfakta. Yani bugün çok keyifli bir yayın olacak. Çok güzel bir orkide gelmiş bana. Serpil, ben bu orkideye bayıldım. Rengine ben de bayıldım. Rengine, güzelliğine bakın, sevenlerimiz var. Allah razı olsun efendim. Serpil'cim şunu şöyle koyalım. Ben bunu bugün evime götüreceğim. Burada kurur bu. Tabii. Tomurcukları var. Çok güzel bir orkide. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Günün menüsünde efendim Hamza Şef'im neler yapıyoruz? Sakala çarpan çorbası. Evet. Bu nasıl oluyor? Bu Afyon Karahisar'ın yöresel bir çorbası. Sakala mı çarpıyor? Şimdi bunun bir hikayesi var. Neden sakala çarptığı ile ilgili. Tamam. Yaşlı amca hastalanıyor. Bir çorba yapıp getiriyorlar. Evet. Uzun ev erişteleri olduğu için içinde yeşil mercimekle yapılır. O zaman tabii kaşıkla değil de böyle tası kafasına kaldırıp içerken sakalarına şeyler sallandığı için sarktığından dolayı ismi sakala çarpan çorba. Sarkan Süper. Çorba da deniliyor. Sarkan çorba. Afyon kebabı. Evet, Afyon kebabı. Maydanoz musakkamız var. Haşhaş elvası var. Ve çullama köftesini ben yapacağım efendim Allah nasip eder ise. Yüksel bugün stüdyoda. Çünkü kulaklığımı takamadım. Nasıl buldunuz efendim? Afyon'un eşsiz lezzetlerini yaparken Afyon'un yöresel kıyafetini giydik. Şeflerime çok teşekkür ediyorum. Serpil istemiş. Onlar da bizi kırmadı getirdi efendim. Bugün o yüzden kulaklık takamadım. Kulağım sakin, huzurlu. Sabah beni aramışlar, ulaşamamışlar. Reytingler güzel gelmiş. Enerjim full, full bugün. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın. Neyle başlıyoruz sayın yapımcı? Onu arada tanıtalım dedim. Yemeğe bir girelim. Neydi ilk yemeğimiz? İlk yemeğimiz maydanoz musakka. Maydanoz musakka. Buyurun şefim. Evet. Evet efendim. İki demet maydanoz. Vay be, maydanoz musakka.
Yarım su bardağı nohut, 250 gram kıyma, 2 adet kuru soğan, 1 adet domates, 1 adet sivri biber, 1 yemek kaşığı salça, tuz, karabiber, su ve sıvı yağ. Ben bugün kahvaltı da yapmadım. Bugün bol bol yiyeceğim. O zaman başlıyorum. Başlayalım şef. Gel buraya lütfen. Geride kalma. Ben musakka ile ilgili Afyonkarahisar musakkalarıyla biraz bilgi vermek istiyorum. Tamam. Afyonkarahisar musakkalarıyla da meşhur bir ilimizdir. Ben de arayabilirim. Bizdeki musakkaları farklı kılan şey... biz musakkalarda nohut kullanırız. Maydanoz musakkada hem sağlıklı bir yemeğimiz hem de sadece... İki demet maydanoz çok değil mi şef? Hayır, piştiğinde eridiğinden dolayı aslında çok gibi görünüyor ama değil. Tadı böyle yoğun mu oluyor? Nasıl oluyor? Evet, tadı gerçekten inanılmaz oluyor. Hem de çok sağlıklı bir yemeğimiz. Zaten pişirdiğimizde de siz de bunun kararını vermiş olacaksınız. Hediyelerimiz var bugün efendim. Serpil. Yastığım var. Açalım yuvarlanalım. Ay, çok isterim, çok mutluyuz bugün. Efendim, Nermin Nefes Mutfağı'na son gönderinin altına gidiyorsunuz. Arkadaşlarınızı etiketliyorsunuz. İki tane şifre vereceğim yayın içerisinde. O şifreleri doğru bir şekilde yayın sonunda videonun altına, fotoğrafımızın altına yazıyorsunuz ve sponsor firmaları takip ediyorsunuz. Bu şart. Evet. Bir yorgan veriyoruz, bir de yastık. Aha, bir de Serpil. Ha, beni de bugün beni de veriyorlarmış. Hadi veriyoruz. Hadi bakalım. Evet, şefim mi gelsin? Şefim sizi iki dakika çağırıyorlar mikrofonla alakalı sanırım. Evet, bugün ıspanak musakkayla başladık. Maydanoz musakka. Çok özür dilerim. Maydanoz musakkayla başladık şefim. Bu diyorsunuz yoğun bir maydanoz tadı hissetmeyeceğiz. Tabii. Ya maydanoz, maydanozun o yoğun fresh tadını hissetmeyeceğiz. Öyle mi diyorsun? Evet. Hadi bakalım. Biz hep çiğ tükettiğimiz için maydanozun o pişmiş tadını hiç tatmadınız. Bugün onu tattıracağız size. Hadi bakalım. Nermi, sen çok sevdin bu yöresel kıyafetini. Çok, ben biliyorsun ben böyle yöresel giyince sultan gibi hissediyorum. Fark ettim. Bak böyle kapanıyor. Bak. Aman. Yüksel bana bir tane kına şarkısı çalsın. Kınam var bugün benim. Evleniyorum, nikahlar kıyılıyor. Hiç haberimiz yok sayın yapımcım. Açsana. Bir afyon şarkısı çalalım. Evet, afyon şarkısı bak. Alnımdan öpeceğim bir de. Öptüm bir de. Biraz boyum uzun olabilir ama. Evet, birazdan kına şarkısı gönderin. Duamı açsın Serpil. Kıymayı da vereyim. Bu olmaz dedi şefim. Olmaz deyince olmaz. Soğanlarımızı kavurduk efendim. Evet, karamelize ediyoruz. Kıymamızı atıyoruz. Aslında bakıldığında çok da vitaminli. Çünkü tam kış aylarında bolca C vitamini alacağız evet, burada. Tüketilmesi gereken. Ve ödem attırıcı biliyorsunuz maydanoz. O yüzden bu yemeği bence bugün bütün hanımefendiler evde deneyecek. Maydanoz oranını azaltabilirler, arttırabilirler değil mi şefim? Doğru, tabii ki. Kendi damak zevklerine göre. Olarak. Birazdan Afyon'un eşsiz lezzetlerine değineceğiz efendim. Hepsini inci gibi dizdik. Afyon, ne diyorum, ülkemin her yeri ayrı cennet. Ülkemin her köşesi. Yani bir de bizim biliyorsunuz Gaziantep ve Hatay'dan sonra UNESCO'ya dahil olan gastronomi alanında Afyonkarahisar. Şöyle azıcık kenara alalım. Türkiye'de 3, dünyada 36 şehirden birisiyiz. Süper. Yani bunun da hakkı gururunu yaşamaktayız. Tabii Afyon lezzetlerinde. Tabii bizi çağırmadınız Afyon'a. Estağfurullah. Nermin Öztürk yoktu Afyon'da. Bekliyorum bu takar. Tamam. Hamza Şef, unutursan. Yok, bu sefer kesinlikle yok. Serpil Hanım'la da konuştuk. Bu sene onun konuğumuz olarak Gastro Afyon'a bekliyoruz inşallah. Afyonlu hanımlar beni ne kadar takip ediyorlar. Biliyorum. Hepsiyle aramız çok iyi. Seviyorum sizi. Alayım onu şefim ben sana. Serpil bak, bunu sen yapacaksın. Ne yapacağım canım? Yıldız küpelerin çok güzel olmuş. Teşekkür ederim, sunucumdan hediye. Evet, şimdi Serpil diyette ya, bunlar ödeme attırıcı yapacağız artık. Gerçekten ekran başındaki bütün izleyicim şu an ayakta. Ben öyle hissediyorum efendim. Afyon, bir tanesi. Şefim ne güzel oynadı bak oradan. Dayanamadı, koptu geldi valla. Aman, döner akıyor buradan, döner şelalesi. Yapalım mı hocam? Geliyor mu? Serpil kız, bir çatal versene, kahvaltı da yapmadım. Dur. Afyon'un sucuğu en meşhurdu. Sucuk yemem normalde ama tatmam şey, lazım. Şimdi ben çatal alayım. Kız Rabia, ekmek yok mu? Ekmeğin çeşitini getir bana. Şuradan derim. Buradan bugün cuma ya, vallahi kalmadı. Oh. Hep siz kendiniz yiyin ekmekleri. Aa, benim ekmeğimden vereyim. Ekmeğimiz var. Afyon ekmeğimiz var. Afyon ekmeği getir bana. Evet, getireyim. Dilimle biraz. Ben de. Sağ ol canım, ne yapıyorsun ya? Böyle bugün efsane. Bugün kesi diyor, yanıyor. İbrahim Şef gel, ben keseyim. İbrahim Şef mi kesiyor burayı?
Şef gel kes bakalım. Efendim. Gel. Oh afyon ekmeği de geldi. Şöyle kullan. Böyle arkamızı dönmeyelim hocam. Gel şef. Şöyle. Yalnız bu neydi hocam? Ondan biraz tırstım. Döner bıçak. Döner bıçak. Ha. Döndürür vallahi adamı sadece. Tamam benim için bu kafi. Serpil yeni bir çatal alabilir miyim? Bunu orada bak. Var bak el kartlarının yanında temiz. Ha temiz buraya koydu. Bak bu yok. Kirli olanı Serpil'ciğim. Şunu alayım. Ben bugün hemen kahvaltı yapmadım. Dedim ki afyon gelmiş şefim, mutfağıma. Temiz. Şefim böyle bandıralım mı? Evet, İstersen. Yarına bandırmamız lazım. Ona mı yapıyor? Yap şefim yap kurban olsunlar. Aç geziyorum aç. Yemek programı yapan aç gezen tek sunucu. Şöyle yapayım. Doldur şefim. Yansın. Yansın efendim. Ellerin dert görmesin. Al bu da elimde kaldı. Al kız bunu da sen al. Ye ye kurban olayım çok güzel ye. Oh yarasın aşkıma. Ayran var mı? Tamam bismillah. Sen nefis. Biraz verebiliriz şimdi. Vay 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 yağma akıyor. Bütün kanaldaki arkadaşlarım yarım ekmeğini alan kapsın yeterli. Gelsin yayın sonrası. Bence de çok güzel bir yayın. Fırın muhteşem. Fırına mı gidiyor bu? Fırına. Onu öyle direkt verebilirim. Izgaran var orada. Şey de ama üzerini biraz süslememiz gerekiyor. Böyle yayvan bir... Ta fırın kabı istiyorsun. Ha, tamam. Okey. Ya bu sucuktan... Borcam da olabilir küçük. Biraz bahsedebilir miyiz şefim? Bunu nasıl hazırlıyorsunuz? Ben çok beğendim. Hamza şefim... Hamza şefim biraz sucuktan bahsedelim mi oradan? Şimdi sucuk aslında şu. Baharatlarla yoğrulma sanatına sucuk deniliyor. Yani Afyon'un sucuğunun lezzetli olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi... baharatlarla etin harmanlanarak pişirilme tekniği. Bunda da sucuk iç harcıyla sucuk normalde bağırsağa basılıyor. Bunu da döner şeklinde hazırlıyoruz. Güzel olmuş ama. Yıllar önce bizim icadımız Afyon Karahisar'ın sucuk döner olarak çok da tuttu, çok seviliyor. Çok da lezzetli bir şey gördüğünüz gibi. Çok lezzetli. Bizim tabii getirdiğimiz sucuk, kahvaltı yapmamışım. Sucuklar var burada. O sucukları da Afyon'da girişimci bir hanımefendi hazırlıyor. Helal bütün olsun. İsmi ne hanımefendi? Hanife Kaçar. Hanife Kaçar hanımefendi gerçekten helal olsun. Tertemiz mis gibi hazırlar. Kadın ve dedin mi? Sucuk fabrikası var kendisi. Hadi. Yani tonlarca sucuk üretiyor kendisi. Kendisine helal buradan alkışlamak istiyoruz. Evet. Şimdi dönüyoruz efendim. Maydanoz. Neydi bu? Maydanoz musakka. Maydanozları doğradık. İçerisinde kayboldu gibi. Halil hocam gelsin yakından görsün. Soğanları kavurduk. Salça attık mı içine? Evet biraz da salça verdik içerisine. Salça verdik. Bu çok da öldürmüyoruz. Şu anda kapatıyoruz. Borcamı alıp üzerini domatesle süsledikten sonra fırına veriyoruz. Bu kadar mı? Bu kadar. Yani bu kadar da basit bir yemek. Bak Halil hocam bak kurban olayım. Soğanı güzelce karamelize ettik değil mi şefim? Sonra evet. İçerisine ne? Maydanozları ekledik. Maydanoz biraz kıyma verdik. Haşlanmış nohudumuzdan verdik. Baharat ne koyduk hocam? Karabiber sadece baharat olarak bir de tuzunu verdik. Onun harikasın. İçin herhangi bir baharat kullanmadık. Şimdi fırına mı vereceğiz? Şimdi borcam alıp üzerine süsledikten sonra tabii ki. Fırın kabı. Şu şekilde evet. Şöyle alıyoruz efendim fırın kabımızın içerisine. Ve fırın yolculuğu olacak dedi şefimiz. Değil mi şef? Evet. Buyurun. Serpil Hanım al. İbrahim üzerine şöyle süsleyelim. Evet. Domatesi ve biberi nereye koyacağız? Domates. Üzerine süslüyoruz. Oo. Kapı gıcırdasına oynadı benim şefler gördünüz mü? Ya böyle oynarız. Bugün yayın kaçmaz. Bugün neler yapacağız enerjisi efendim? Enerjisi yüksek insanlarla beraberiz. Vallahi çok güzel bir enerji var. Yanıyor. Afyon kebabı yapıyoruz şimdi. Evet, afyon. Fırında nereden? Şimdi tamam. Fırına veriyoruz. Hemen fırına gönderelim. Kaç derece verelim şefim? Hemen 160-170 derecede 5-10 dakika beklediğinde tamam. Yemeğimiz hazır olmuş oluyor. Afyon kebabının malzemeleri geliyor efendim. Kendimi şey gibi hissettim. Ne? Safiye Soyman'ın eşi. Tayyip abi. Hay. Ne yedi? Tayyip abi ne yedi ne yedi? Afyon kebabımız geliyor. Evet. Tayyip abi gibi oldum. Görüyor musun Yüksel? Siz bana kahvaltı vermezseniz Afyon'dan bana sucuk yaparlar. He he. Benim sırtım gelmez. Uyudum.
Ben gecelerin kadınıyım. Gündüz uyuyor. Gece uyuyamıyorum, gündüz uyuyor. 150 kere Yüksel Esel aradı. 250 kez ben aradım. Yani bir baktım Yüksel aramış, Serpil aramış. Hayırlı sonra haberler verecek. Sonra Yüksel Esel. Biz bırakır mıyız normalde seni aç? O bir afyon ekmeği efendim. Bir şey söyleyeyim mi? Afyon ekmeğine bayıldım. Bunu alabiliriz. Bu ekmekte ne var hocam? Bizim afyon ekmeği coğrafi işaretli bir ürünümüz. Çok güzel kokuyor ama ya. Ekşi maya. İçerisine ekşi maya ve biz bir de patates kullanırız. Afyon biliyorsunuz patatesiyle de meşhur. Hissettim o patates kesinlikle şeyini. Bunda hiç bayatlama olmaz. Mesela bunu -18'e bıraktığımızda 6 ay çok rahat kalabilir. Çıkardığımızda hani tost makinesi veya kızartma yöntemiyle aynı tazeliğini korumuş oluyor. İsraf olmamış oluyor bu durumda. Tabii ekmek israf biliyorsunuz çok süper fazla. Evet. Yani bizde şu an gastronom alanında 33 tane coğrafi işareti aldığımız ürün var. Hı hı. Başvuru aşamasında olan ürünlerimiz var. Coğrafi işaretli ürünlerimizden bir tanesi ekmeğimiz. Harika. Sucuk bunlardan bir tanesi. Hı hı. Yine pastırmamızın coğrafi işareti var. Burada da hani yemeklerimizde coğrafi işareti aldığımız ürünlerimiz de var. Şimdi hepsine gireceğiz efendim yavaş yavaş. Bir afyon kebabına da el atalım. Kaldırmana gerek yok. Afyon kebabı bırak, hemen pişerken şey oluyor. Biz şimdi ne yapacağız? Bütün afyonun eşsiz lezzetlerini tek tek ekran başındaki kıymetli izleyicilerim için paylaşacağım. 400 gram dana eti, 4 dilim afyon ekmeği, 100 gram yoğurt, tuz, karabiber ve et suyu da bir fırında malzemelerimiz var. Hemen atıyorum. Şey bunların hepsini efendim hazırlayın. Şey afyon kebabı yapıyoruz. Geldim şefim. Şimdi Serpil Hanım, afyon kebabı bizim çok eskilerde yapılır ve özellikle de Ramazan aylarında çok tercih hı-hı edilen bir yemeğimiz. Çok eskide yine bu ekmekler fırında kızartılarak yapılırdı. Son dönemlerde tabii bu tırnak pide dediğimiz pideyle yapılıyor. Evet, onunla da çok güzel oluyor. Biz burada orijinalini yapmak istedik. Afyon patatesli ekmeğimizde. Nerede? Aferin bak, şunu Cusum'un gözü görmüyor diye. Kulağında da mikrofon yok diye geldi karşıma otur. Yalnız şey var. Aktüel onu bir kovaladı. Bakar mısın nasıl duruyor? Kendini saklıyor. Hem yaşlı. Hem. Gastronomi konusunda. Gastronomi konusunda afyonu şaha kaldıran Afyon Valiliği ve Belediyesi'ne de teşekkürlerimizi gönderiyoruz efendim burada. Merhaba. Buyurun. Evet. Merhaba. Buyurun. Çok kıymetli belediye başkanım. Biz buradayız, yaşıyoruz efendim. Afyon'a gelmek istiyoruz. Özellikle de ben Afyon Karhisar Valimiz, Sayın bizim hemcinsimizmiş bu arada. Kübra Güran Yiğitbaşı'na. Kübra Hanımcığım. Belediye Başkanımız Mehmet Zeybe'ye çok teşekkür ediyorum. Çünkü yani bizim buralara gelmemiz için destek oldular. Allah razı olsun. Her daim bizim arkamızdalar ve onların sayesinde inşallah. Efendim çalışıyor. Artık böyle bakıyorum, belediye başkanları gerçekten çırpınıyor. Her yörenin, her şehrin ayrı gastronomisine ağırlık veriliyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Yemek aslında kültürümüzde ilklerde olan bir yer. Ama kesinlikle biz bu yemeği hep geriye astık nedense seneler içerisinde. Ama şimdi tekrardan onu biz açığa çıkardık. Evet, şu anda biliyorsunuz ülkemiz artık gastronom alanında çok ciddi mesafeler kat etti. Hani bunu dernekler, federasyonlar olarak bizler de çok destekliyoruz. Yeterli mi değil tabii ki. Bizim yurt dışında Türk mutfağını en iyi şekilde tanıtmamız için daha ciddi çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Harikasın. Türk mutfağını tanıtmak için elimizden geldiğince çok kıymetli Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde biliyorsunuz Türk Mutfağı Haftası'nda yer aldık. İnanılmaz güzel bir kitabımız var. Lütfen efendim, yani gerçekten emek verelim. Değil mi? Yeni nesil bilsin bu tarifleri ya hocam. Bu çok önemli. Bir de bizim hani yeni nesile bu gelenek, görenek, kültürümüzü, yemeklerimizi çok doğru aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani kesinlikle katılıyorum. Bizim yöre yöre, bölge bölge her bir bölgemizin çok ayrı lezzetleri, yemekleri var. Bunları çok iyi şekilde bizim hem bilmemiz hem tanıtmamız gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Efendim şu an Mermin Nefes Mutfağı'nda etler kavrulurken şefim gel hele kurban olayım. Gel Hamza şefim. Her şey ışıl ışıl gözüküyor. Nereden başlayalım? Buradan başlayalım. Buradan başlayalım. Bu nedir şef? Bu bizim haşhaşlı ömemiz. Biliyorsunuz Afyon Karhisar haşhaşıyla ismini bile haşhaş bitkisinden almıştır. O yüzden haşhaş bizim mutfağımızda her alanında çok kullanılan bir ürün olduğundan dolayı hamur işlerine çok yakıştığı için hamur işlerinde daha fazla kullanıyoruz. Haşhaşlı öme bu bizim afyon peynirimiz. Şöyle yana gelelim şefim. Evet, afyon peynirimiz. Evet, afyon peynirimiz. Bu şefim? Bu afyon yani yöre diliyle söylediğimizde bisküvit
Ev bisküvidi yani. Evde yaptım. Kek gibi. Çok lezzetli bir ürünümüzdür. Yine burada el açması afyon böreğimiz var. Aman. Ispanaklı. İncecik açılmış. Evet, çok lezzetlidir. Hı hı. Yine burada afyon haşhaş ürünlerimiz var. Burada haşhaşımızın çeşitleri beyaz haşhaş, mavi haşhaş, siyah hı hı. haşhaş. Haşhaştan yapılan haşhaş kremalarımız, evet. çikolatalarımız var. Burada yine Afyonkarahisar biliyorsunuz tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu bir ilimiz olduğu için karın tereyağı. Yani karın tereyağı. İşkembe tereyağı dediğimiz onunla hazırlanan. Afyon ekmeğimizi biraz önce söyledik. Tattık. Bu nedir? Bu da çok hoş gözüküyor. Bu bizim nişan kurabiyesi. Özellikle gelin nişan. Kızların nişan döneminde evlerde yapılarak. Ben yaptım bugün bunu. Evet, gelin kızlara götürülür. Bu şekilde kıyır. Paketlenerek götürüyor. Biz bir tanesini açtık. Bir de burada Nermin Hanım, hani ben şu dipnotu söylemek istiyorum. Un kurabiyesine de benziyor. Şey. Evet, bizim Afyonkarahisar'da trans yağlar kesinlikle kullanılmaz. Biz hamur işleri de dahil hayvansal yağlar kullanırız iç yağ. Bu da yani iç yağla hazırlanan bir ürünümüzdür. Yine bu bükmemizde, ağız açımızda da o şekilde. Büzme. Bu ağız açık bizim. Zaten kendi şeyinden de göründüğü gibi bunun iç harcı işte peynirli, kıymalı şeklinde de hazırlanıyor. Bu mercimekli bükmemiz içerisinde yeşil mercimek inanılmaz bir lezzettir yine. Katmer. Katmerimiz var. Bizim katmerimiz tuzlu, haşhaşla yapılır saçta. Birazdan da burada zaten yapmış olacağız. Özellikle kahvaltıda tercih eder. Bu da haşhaşlı lokulumuz. Lokulu çok evet. severim. Bunlar mesela kahvaltılıkta çok tercih edilir. Haşhaşlı pidemiz. Orada füme etimiz var. Yine Afyon biliyorsunuz etiyle de meşhur. Bu da patates cücüsü. Evet, evlerde yöresel yapılır. Patates, haşhaş ve biraz unla hazırladığımız bir ürünümüzdür. Evet, bu baklavamız. Kaymaklı baklavamız bu. Neden böyle büyük hocam? Yani tek porsiyonluk büyük tercih ediliyor. Yani arasına kaymak koyarak yapıyoruz. Evet. Manda kaymağımız. Bundan sonra devam edeceğiz şefim. Tamamdır. Biraz yemeğimize dönelim. Afyon ne zengin bir şehirsin. Evet. Ne zengin bir şehirsin. Gastronomi şehri. Gerçekten gastronomi şehri. Ayakta alkışlıyorum. Hem şeflerimizi hem belediye başkanlarımızı gerçekten ayakta alkışlıyorum. Çünkü çok mutlu oluyorum ya. Bu yatırımdır efendim. Ülkeme yapılan en güzel yatırım. Kesinlikle. Ne yaptık şefim? Buyurunuz. Şu an etimizi kavurduk. Pişiriyoruz. İçindeki etin suyunu hapsettik. Birazdan kendi suyunda, kendi yağında pişirmeye bırakacağız. Tamam. Süper. Şimdi içerisine ne koyacağız? İçerisine hiçbir şey koymayacağız. Bu sadece. Diğer tarif alalım Serpil. Kızarmış ekmeklerin üzerinde. Afyon çullaması geliyor. Çullamasının malzemesini sayalım, reklam dönüşü yaparız. Var mı? Ne gireyim bari, ben yapacağım onu. Şeflerimin yanında nasıl yapacaksam bana yardımcı olur musun amca? Tabii ki birlikte yaparız. Ben şimdi bugün gelin oldum. Bak duvarımı kapatayım. Afyon bak ne güzel çıkıyor bak, kırmızı kırmızı bak. Bak. Biraz bana söyle abi. Var mı şarkı? Et gelin şarkısı. Nerede? Şu mu? Evet. Veriyor. Ver. Ben böyle okuyayım. Serpil nasıl gözüküyorum? Güzel gözüküyorsun. Bundan böyle annemin vardı. Küçükken böyle anneminkini takardım başıma. Biz hep kız çocukları oynar dururduk değil mi? Duaklı gelin, bir de duaklı hindi diye bir yemeğimiz var. Ona da bağdaştırmış olduk. Yani. Duaklı gelin. Duaklı hindi diye de bir yemeğimiz var bizim. Yine böyle düğünlerde hani gelin kıza götürülen bir yemektir. Evet. Oradan kalmadı. Evet. Böyle yufka yani şebit dediğimiz şebitle birlikte hazırlanıyor. Üzeri kapatıldığı için duaklı denmiş. Duak çok güzel. Evet. Harika. Böyle bir şey var yani. Vallahi süper şefim. Efendim çullama köftesi. Şefim yoğuracak. Ben bu kıyafetle yoğuramam. 500 gram kıyma, bir çay bardağı ince. Yaptınız mı şefim? Biliyorsunuz tabii ki yani. Tabii. Aşk olsun. Bir çay bardağı ince bulgur, bir tane kuru soğan, yarım demet maydanoz, tuz, karabiber, kimyon, yeni bahar. Kaplaması için 3 adet yumurta, 1 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı un, yarım çay kaşığı karbonat, tuz. Kızartmak için sıvı yağ, sosu için ise 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı domates püresi, tuz, karabiber, sunum için süzme yoğurt. Şefim, nasıl bir yemektir bu? Ben Afyon'da nerelerde yapılır? Şimdi Afyon'da genelde evlerde çok tercih ediliyor. Artık restoranlarımızda da hemen hemen tamamında mevcuttur. Çullama olmasının nedeni
Yani bir yoğurtun yumurta karışımıyla yapılıp çullandığı. Buluyoruz, kızartıyoruz, evet, değil mi? Kaplandığı için ismi çullama olarak geçmekte. Güzel mi? Lezzetli evet, mi? Evet, gerçekten çok lezzetlidir. Zaten hani bizde de ince bulgura düğü derler yani düğü. Afyon'da. Evet, Antep'te simit derler. Bizde de genel olarak düğü. Bir tane bunu yoğurabiliriz. Biraz daha böyle unlu olur. Bunları hazırlayarak yaptım kızardığında da. Yani bir nevi kadın budu köfteye yakın bir tadı var. Benziyor yani, bu yumurtalı harçtan ötürü evet, benziyor. Sabil, çiğ köfte tepsimizi mi alalım? Yok, çorbayı burada mı yapalım? Şunu tamam, rahat yiyorum. Şimdi şefim, burada bence sıvı oranı önemli. Şimdi ilk etapta bunu mu koyacağız? Yok, önce kıymayı. Kıymayı, evet, tamam. İlk önce kıymayı ilave edelim. Ben yapacaktım ama şefim birinci elden varken niye ben yapayım? Hayır, bunu sizin yapmanız gerekiyor. Şefim sonra yani, koyacağım, hemen yapayım. Kurban olayım, sen öyle söyle, ben yapayım. Hadi gel. Ama anlat bana, tamam mı? Tabii ki. Şey olmasın. Şimdi bak, senin yanında biraz şey olduk şef. Utandım ben yani şimdi şef. Ama öyle şimdi, bu senin Afyon memleketinin yemeği. Afyon'daki termaller de çok güzel ya. Of. Evet, termalimiz, mermerimiz. Of of, mermer. Tarihimiz, gastronomimiz, Afyon Kayseri her şeyle dolu dolu bir şehir. Şimdi ne yapıyorum şef, söyle, hazırım. Şimdi bulgurunu ilave ediyoruz. Bulgurunu ilave ediyorum. Tuzunu veriyoruz. Tuzunu veriyoruz. Şu hazır karışım, bunu komple. Hemen ne var Türkiye karışımda hocam? Yeni bahar, kimyon, karabiber. Yeni bahar, karabiberi, tuz, tuzu var. Orada. Halil hocam çekebiliyor musun? Hı. Şöyle, başka ne yapıyoruz? Şimdi soğan rendeleyeceğim. O konuda ben yardımcı olmak Allah istiyorum. Allah razı olsun şefim. Beni bak yalnız bırakma. Ben hep her şeyinize yardım Sizi ediyorum. Sizi ağlatmak istemedim. Ağlatmayın beni hocam. Herkes ağlatıyor zaten. Siz evet, ağlatmayın. Neşeli bir günümüz, güzel başladık. Hmm, birazdan kına şarkı. Şef, ne şanslısınız ha. Şehrinizin yöneticileri nasıl destek size? Kesinlikle öyle. Her zaman zaten hani bizdeki bu birliktelik, bu destekle birlikte bir şeyler başarıyoruz. O dedim, hayır, hem ağlarım hem giderim yani. Sana ne Serpil? Diyor ki şef, böyle kibar kibar böyle o işe yapacaksın. Karışma Serpil, hem ağlarım hem giderim. Hem ağlarım hem giderim yani. Allah Allah. Daha bir seviyeli vermiş. Hadi. Gelinin ağlaması tamam. Lazım ama. Aynen. Yok, yok, biz Yüksel Eser'le birlikte karar verdik. Seni kimseye vermiyoruz. Vermiyor musunuz? Yok yok. Neden? O abi, ben abla olaraktan vermiyoruz. Öyle bir karar aldık değil mi Yüksel Eser? Tamam. Aldı. Adam tamam, aldı yani. Vermiyorsunuz beni. Tamam. Vermiyoruz. Hayır işte. Vermiyoruz işte. Evet, şöyle güzelce soğanıyla özleştiriyoruz değil mi şef? Evet, özleştiriyoruz. Ben şimdi maydanozdan doğruyorum. Kısaca anlatalım. Yeni baharı, karabiberi, tuzu, başka ne vardı içerisinde? Kimyonunu koyduk efendim. İnce kıymayı bulgur koyduk. İnce bulgurumuzu koyduk. Evet. Bir adet soğanımızı rendeledik. Ve şu an güzelce elimizle yoğuruyoruz aslında. Çullama yapıyoruz efendim. Çullama köftesinin en büyük özelliği, kadın budu köfte gibi ekstradan harç ile kızartılıyor olması. Evet. Değil mi? O da harcı ne güzel tutuyor ama şey. Evet. Ya kadın budundan tek farkı yoğurt olması. Hı hı. Evet. Bak yoğurtlar çok güzel oldu kıyma. Hı. Bir de şey, onun gibi saçaklı ama olmayacak, evet, değil mi şefim? Eliniz çok iyi mi? Efendim? Saçaklı olmayacak. Saçaklı olacak. Saçaklı olacak. Zaten adı orada. Elim iyi dedi şefim. Hamza şefim beğendi. Aynen, maşallah. Allah razı olsun. Şefim beğendiyse. Beğendi. Afyon'a geliyorum, ben yapıyorum bunları artık Afyon'da. Hamza şef, beni unut. Onu alayım şefim. Daha sen beni unut Hamza şef. Unutulur muyum ben? Ben unutulur muyum yani? Bu arada Osman şefin de arkadaşıymış. Dün akşam öğrendim. Öyle miymiş? Tabii. Hmm. Bu arada Osman şef seni aradı, ben meşgule attım. Tarif izliyordum. Ya. Bir kap alabilir miyim tekrar şu şey için? Pane için mi şefim? Evet. Vay, hemen senin çok güzel oldu. Bak, vereceğim sana. Bak Halil hocam, bak. Bak. Oh oh oh. Yalnız bir şey yapmıyorum değil mi? Ben böyle köfteyi döverim yani, biraz. Olması gereken. Hı. İyi midir hocam? Harika. Valla kıvamı da güzel oldu. Harika, kesinlikle. Soğanımızın suyuyla yeterince özleşti. Şimdi bunları ne kadar büyüklükte yapacağız şefim? Onu ben porsiyonla ayırayım, ondan tamam, sonra basarım. Tamam, Serpil'in de gerildi benim de, rica edebilir miyim? Al canım sen, dur. Ameliyata gidelim Serpil, tutar mısın? Ki bak hesap parmaklarına. Hı hı. Kız şurada parmağı. Ne yapıyorsun? Yerin Hanım, ben size kesiyorum, siz yuvarlayacak şu şekilde mıyız? Hayır. Ha. Şef, bunu nasıl yapayım ben? Köfte gibi. Köfte gibi. Evet, değişik şekillerde de yapabiliriz. Öyle mi?
Genelde orijinal olarak. Sen elinle yapıyorsun böyle parmağınla. Evet, orijinal şu şekilde ama o şekilde de yapılabiliyor. Kadın oval olarak da yapılabiliyor. Evet, ama ben böyle görmüştüm. Evet, ben böyle yapacağım. Normalde yuvarlak. Orijinal. Halil hocam bugün bir orada bir burada. Vallahi bir koşuyor oraya bir koşuyor buraya. Bugün 3 kilo verdireceğim sana ama yiyeceksin geri alacaksın. Çiftim şuradan şey alayım mı kap? Tabii ki. Biraz şöyle. Söyle. Zaman abi dönerimiz var. Kopun şöyle gelindir. Bastırıyorsun değil mi? Evet. Bak şöyle parmakla bastırıyoruz ki tam şöyle tam şekli olsun. Avuç ortamızda yaparsak ha, daha. Dur bir daha deniyorum. Tam avuç ortası bak afyonun çullamasını iyice birinci elden öğreniyorum. Bendeki şans var ya. Aman bence yarabbim. De çok şanslısın. Bak abi. Gel. Biraz bak, yağ şöyle dedim. Serpilin, bak. Yağımız kızara koysun. Değil mi şef? Evet. Bak. Harika. Oldu mu? Doğru süper. Söyle bak. Kesinlikle çok güzel. Tamam teşekkür ederim. Elinize sağlık. Canım keşkek soğudu be. Serpil hep aklın fikrin keşkekte yemek. Nermin ben nerede bulayım keşke? Bu arada keşkeğimizde biz keşkemizde bizim bak, coğrafi işareti bak. Almış ne? Bir ürünümüz. Şeyle böyle toprak kabıyla geldi kazanayım. Onun için de ben Şuhut Belediye Başkanımız Recep Bozkurt'a çok teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederiz efendim. Özellikle gönderdi. Çok şanslı şehirsiniz bırak bırak. Vallahi bütün hepsi sizi destekliyor. Belediye başkanınız, valiniz ne güzel. Vallahi Konya çağırmış da Afyon çağırmadı Serpil. Hala başımıza taş geliyor. Yani bilmiyorum artık. Aa, Hamza Şef ne dedi bak. Ne yapayım hayat işte böyle yani. Görmüyorlar bizi. Yüksel Bey de bugün bizi bayağı yordu. Şu anda Nermin Öztürk de aynı savaşı sizlerle. Buna koyalım mı? Bu yalnız şef fark ettim ekip olarak seni hem çağırdık hem kıtladık. Olsun şefim anlayışlı. İşin şakası bir tarafa ama biz gerçekten sizi çok çullamamız sevdik. Çullamamız hazır efendim. Ne yapıyoruz? Şimdi yağda kızartmaya başlıyoruz. Yağımız güzelce kızacak. Yumurta ve unu iyice çırptık efendim. Güzel bir beyan yapıyoruz. Bu yoğurdu oraya mı koyacağız? Evet, yoğurdu ilave. Şöyle bakın. Yoğurt da geliyor. Hop. Serpil Hanım. Nasıl bir kıvam yapalım? Boza. Böyle boza kıvamında tamam. Bir kıvam olması sonra gerekiyor. Sonra bulayacağız, kızartacağız. Evet, sonra bulayıp kızartıyoruz. Evet efendim, biz bu güzellikleri kızarta dururken çok kısa bir reklam arasına gidelim. Sonra dönüşte efendim yine Afyon'un eşsiz lezzetleriyle devam edeceğiz. Türküler, şarkılar. Daha ne olsun bugün Nermin Nefes Mutfağı efsane. Evet efendim, nerede kaldık? Afyon'un eşsiz lezzetlerinde. Efendim güzel bir sos yaptık. Yumurta, un ve yoğurttan evet. Oluşan şöyle boza kıvamında akışkan bir sos oldu. Şimdi biz bu köfteyi kızartacağız. Bu sosa bulayıp değil mi şef? Evet. Buyurun şimdi çullamamız hazır. Köftelerimizi biraz tamam. Önce hazırlamıştık. Yağımız kızdı. Evet. Böyle batırıyoruz. Ah bizim kedinin sesi gibi geliyor her yerden kurban olayım. Şunu da değiştireyim birazdan şef. Sana da vereceğim bir sucuk. Bir dakika, herkes yedi sen de istiyorsun tabii haklısın. Aç şunu. Efendim Nermin'in Enfes Mutfağı'na gidiyorsunuz. Nermin'in Enfes Mutfağı bugün bir kişiye yorgan seti yastığıyla birlikte hediye edecek. İlk şifremiz Afyon'un nesi olsun? Haşhaşı. Haşhaşı olsun. Haşhaşı olsun. İlk şifre Afyon'umuzun haşhaşı efendim. Ah kurban olayım acıktı sucuklar mucuklar duyuyor musunuz sesini? Annem vereceğim vereceğim. Sucuk kokularını duyunca kedi de. Kedimiz gördünüz mü benim sabah kedimi veriyordum ben kapıda. Ne, nerede? Görmedim. Benim kapımın önündeydi. Bak mama koydum onlara. Görmedim. Bu benim evimin kedisi. Evet. Ne olur sokak hayvanlarını bu soğuk kış günlerinde lütfen yalnız bırakmayalım. Mama koyalım, su koyalım. Apartman kapılarını açalım. Birazcık ısınsınlar. Onlar Rabbimin dostu kulları efendim. Unutmayalım. Güzelce yumurtaya buladı şefim. Yumurtalı karışıma ve çulladık. Kızartıyor. Yani köftelerimizi çullamış olduk bu şekilde. Hı hı. Şimdi kızartıyoruz. Yanmasın sonra. Onlar kızarırken ben burada... Şunu ben alıyorum. Güzeller güzeli Necla Hanım'a geldim. Şöyle eğiliyorum efendim. Bak birbirimize çok benzedik bugün. Şefim sen öyle buyur. İkiz gibi olduk. Hiç şeyimiz olacağız. Bak Afyon'umuzun şapkası. Siz de çok güzelsiniz efendim. Hoş bir hanımefendisiniz. Teşekkür ederim. Ne yapıyoruz burada Necla Hanımcığım? Burada haşhaş ezmesi yapıyoruz taşımızda. Eskiden böyle yapılıyormuş zaten. Nasıl eziliyor? Şöyle göstereyim. Sürtünme mi bu? Evet. Böyle şey yaparak eziyoruz.
ileri geri gelip giderek evet o da eziliyor. Ne kadar emekli bir iş Hamza aynen. Şef ya. Evet Derin Hanım, daha önce biliyorsunuz bu taşlar çok geleneksel bir taş. Evet. Tarihi bir taş. Buna susam ezerlermiş, haşhaş ezerlermiş. Evet. Bizde de hala evlerimizde, Afyon'da çoğu bu yerde. Bu taşı hala kullanıyor mu? Hala kullanılıyor geleneksel evet. olarak. Haşhaş aslında orijinal sürtme şeklimiz bu. Bunu buraya. Doğru mu? Tamam. Necla. Bu yani şekilde... çok değil, normal. Ben de yapayım ya. Evet, tabii size, ki ben beceririm. Niye beceremeyim? Başım kel mi? Tabii estağfurullah. Yok Yüksel Bey yukarıdan bir şeyler söylüyor. Necla'cığım sana söylemedi. Ne yapıyorsun Necla? Bastırarak ileri geri gelip gidiyorsunuz. O da şimdi onun bir tutma tekniği var ama. Yüksel Bey hanım. Sus Allah aşkına sus. Ha gayet güzel gidiyorum. Duydun bunu, mu? Böyle bir çekiyoruz ama. Necla sen evet. buraya konuş kurban olayım. Evet. Nereye çekiyorsun? Buraya mı? Şöyle kendinize doğru ezilmeyen tarafları çekiyorsunuz ve tekrar devam ediyorsunuz. Aynen. Böylece yani ezilmeyen kalmıyor. Bu şekilde haşhaşın yağını da çıkarmamız gerekiyor nereden? Aynen. Oo, yapıyor muyum? Yapıyor. Süper. Çok güzel. Geliyorum Afyon'a şefim bana haşhaş. Tabii ki. Reji aferin. Haşhaş yağı aynı zamanda kolesterolü sıfıra düşüren bir yağ. Öyle mi? Evet. Çok severim biliyor çok musun? Faydalıdır. Ben haşhaşı şekerli de çok seviyorum şefim. Evet. Pekmezle balla sabah kahvaltıda karıştırılır. Oo. O şekilde çok güzel olur. Aynen. Sizi yorduk harikadır. Ama. Olmadı diyor. Oldu mu Necla? Güzel oldu. Güzel oldu. Yüksel duydun mu? Güzel olmuş. Gayet güzel oldu. Bükme mi yapacağız evet. şimdi onunla? Katmer. Necla gel bakalım katmer yapacağız. Katmer yapacağım. Oh. Katmer malzemelerimizi hazırladık buraya. Başım döndü Yüksel. Hep sen benim başımı döndürüyorsun. Al seni bildiği gibi eksin. Şimdi malzemelerin ne Necla? Şimdi hamurumuzu yoğurduk. Tamam. Tuz. Kullanarak mayasız bir hamur yoğurduk. Çok güzel koktu. Onu açacağız şimdi. Üzerine yağ, sıvı yağ ve de haşhaş ezmesi yapıp katlayıp bunu katmer haline getireceğiz şimdi. Tamam. Sen böyle yaparken ben buradan sana mikrofon... Bu hangi günlerde yapılır? Özellikle düğün müdür? Bayram mıdır? Hamza Usta'm daha iyi bilir bunu. Değil mi Hamza Usta? Sen şefim gel böyle. Şefimi anlat. Nermin Hanım, genelde katmer bizim sabah kahvaltılarında çok tüketilen bir ürünümüzdür. Ramazan aylarında sahurda çok tüketilir. Afyon tulum peyniri, vişne hoşafı, bir de haşhaş ezmesi, işte pekmez haşhaş ezmesiyle birlikte. Mesela bir tane... Yakın çekelim mi? Ne güzel yuvarladı bezeyi. Necla Hanım bir daha yuvarlar mısınız? Tabii ki. Bunu nereden öğrendiniz bu tekniği? Hamur işlerinde iyiyimdir yani. Uzun bir süre biz kendi işletmemiz vardı. Orada da yaptık. O elden anlaşılıyor iyi olduğunuz aynen. efendim. Yani. Evet. Sahurda bundan bir tane yediğimizde Nermin Hanım... İftara kadar insan acıkmaz yani. Hem çok tutucu bir özelliği vardır. Hem de çok tercih edilir. Ama böyle haşhaşı bol pul pul olması lazım. Onda bir sıcak yememiz, sıcak tüketmemiz gerekiyor. Peki hamur kaç dakika dinlenmesi gerekiyor? En az bir yarım saat, 45 dakika yoğrulduktan sonra dinlenmesi gerekiyor. Normal mayalı bir hamur. Mayalı bir hamur değil. Mayasız mı? Evet, mayasız, mayasız bir hamur. Nasıl yoğuruyoruz? İçine tuz veriyoruz. Sadece tuz ve su. Başka bir şey kullanmıyoruz. Aa. Yumuşak bir kıvamda, aynen. Tuz biraz ve dinlenmesi sadece. Aynen. Tuz, un, su sonra da haşhaş ve yağla üzeri kaplanıp yani haşhaşı tamamen yedirmemiz gerekiyor. Tamam. Necla Hanımcığım burada açarken biz de şefimle gidelim mi bir köşeye Yüksel Eser? Aman bu köfte çok güzel koktu Hamza Şef. Tabii sizin eliniz de dinlenmiyor. Yok estağfurullah olur mu? Ah, hocam ya nasıl bir şehirde yaşıyorsunuz? Nasıl şanslısınız? Ben hiç böreği yemiyorum. Bunlar bana yedirmeyip kendileri yiyor ya. Ay. Siz Afyon'a bekliyoruz. Tamam ben geliyorum Afyon'a. Sercan değil mi şef? Tabii ki. Yedirin 150 kilo olsun yalnız şef. Yalnız şöyle yapıyorum. Bir yandan da katılıyor. Adam geldi ya pişman oldu. Gel Halil hocam. Şimdi buraları anlattık. Şimdi kahvaltı kısmına geçiyoruz. Evet diğer ürünlerimiz. Kahvaltı kısmını anlattık. Doğal ürünlere evet, geçiyoruz. Doğal ürünlere geçiyoruz. Şimdi lokum var. Afyon lokumu. Evet Afyon lokumunu biliyorsunuz. Yani... Meşhurdur. Türkiye'nin her yerinde ve dünyaya 80-100 ülkede ihracatı yapılmakta. Günlük yaklaşık 20-25 tonda Afyonkarahisar'da üretimi yapılmakta. Evet. Geleneksel evlerde yapılan un helvamız. Çok Nermin güzel. Hanım. Evet. Haşhaş ezmemiz yine orada. Kaymaklı ekmek kadayıfımız en meşhurlarından. Yine vişneli ekmek kadayıfı biliyorsunuz. Son zamanlarda vişneli uçtu gitti. Kesinlikle ve vişne ve kiraz da Afyonkarahisar'da yetiştirilmekte. Kirazlar biliyorsunuz kralların sofrasını süslemekte. Bir yemek kaşığı alabilir miyim Serpil Hanım? Bir özelliği var.
Kabak tatlısı. Çok burada severim biz, kabak tatlısını hocam. Bütününe getirdik. Türkiye'de en çok kabak üretiminin yapıldığı il de Afyonkarahisar'dır. Hele hele gel gel Halil Hoca gel. Nermin gel Hanım, gel. Çok özel bir yoğurdumuz. Emirdağ yoğurdumuz. Ben şifa niyetini alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Emirdağ yoğurdumuz. Yani bakraçta yapılır. Üzeri kaymaklı. İnanılmaz bir lezzeti vardır. Doğal aman bir yoğurt. Aman yarabbim. Çok çok önemli. Şuhut keşkeğimiz biraz önce söyledik. Şuhut keşkeği bizim dana pöçle yapılır. Manda kaymağıyla dövülerek hazırlanan. Harika. Taş fırında. Yine vişnemiz, vişne hoşafımız orada. Bunlar eriştelerimiz. Bunlar Velense bizim. Yine erişte hamuruyla yapılan ama tarana. İsmi Velense olarak. Bakar mısınız? Erişte evet. Ev taranası maşallah, doğal. Maşallah nasıl güzel yapılmış. Evet orada düğümüz var yine Afyonkarahisar'ın hani yemeklerinde sarmalarında hı-hı kullanılan. Şu da çok güzel gözüküyor. Evet. Bunun üstüne hocam tahin. Kaymak. Ceviz, kaymak. Manda kaymağı. Manda kaymağı. Bundan yiyeceğim. Ondan hazırlayalım size nerede? Tamam, bundan yiyeceğim. Tamam, kesinlikle. Önemli. Bugün alacağım, burada alacağım. Yine patatesimiz var biliyorsunuz. Serpil Hanım. Afyonkarahisar özellikle şu patates. İlçemiz, hani patates sandıklı ilçemiz. Patatesiyle meşhur. Türkiye'de şimdi, de üretim hocam, noktasında. Şimdi bu patates hocam, bir dakika Hamza Şef. Niğde'nin mi Afyon'un mu? Şimdi bak, samimi olalım. Afyonkarahisar'ın kesinlikle. Çünkü Niğde. Yıllardır burada Ortaköy'de kumpirlik patatesler bile Afyonkarahisar'dan gelmektedir. Bir de agir özelliği yani sarı patates dediğimiz. Değil mi? Bunlar çok güzel. Afyonkarahisar'da yetişmekte. Afyon'un patatesi. Evet, bu bal kabakları tatlı mı? Tabii ki. Bundan bir tanesini kesip alırım yarısını tamam. Hocam. Burada da yine pastırmamız var, sucuğumuz var. Pastırma da Afyonkarahisar'ın altın bunlar. Coğrafi işareti almış ürünlerindendir. Sucuğumuzu zaten her az önce yerde söyledik. Söylemeye gerek yok. Aynen her şeyle. Neydi Kübra Hanım mıydı? Hanife Hanım. Hanife Hanım. Vallahi helal olsun. Evet Hanife Hanım hazırlamış olduğu zaten sucuklar. Bir işin içinde hanım varsa emin olun tertemiz mis kesinlikle gibidir. Kesinlikle öyle yani. Şefim harikasınız. Harika. Şimdi efendim dönüyoruz buraya tekrardan geleceğiz. Merak etmeyin şurada birazcık duralım. Tamam. Necacığıma geldim. Neca ne yaptık kuzum? Dur mikrofonum. Şu araya koydum Serp. Yok orada ocağın oradan aldım ben de. Necacığım ne yaptık? Şimdi yufkayı açtık. Sıvı yağımıza yağladık. Sonra hı-hı. Üstüne haşhaşımızı yaptık ve kestik. Dördü böldük. Hamurları üste koyduk. Hı-hı. Şimdi onları şu şekil kesiyoruz ve katmer haline getireceğiz. He, katlayarak mı? Evet böyle katlarını oluşturuyoruz. Afyonlu musun Neca? Yok Uşaklıyım normalde. Uşaklı ama 30 senedir Afyon'dayım. Artık Afyonlu oldum. Evet olmuşsun artık. Evet Afyonlu oldum. Hamza Şef de bulmuşsa keşfetmiştir yani değil mi şefim? Evet kesinlikle. Bu el kaçmaz yani baksana şıkır şu şıkır. Şekil açıyoruz. Hı hı. Ya bizim Afyonkarahisar'da Nermin Hanım evet. Bayanlarımız ocak da çok diyor. Yeteneklidir. Şu anda Sayın Valimizin başlatmış olduğu 17 kadın kültür evimiz var. Kadın kültür vay, evlerinde maşallah. De Afyonkarahisar yöresel ürünleri üretilmekte. Harika. Hatta yani online satışları bile hı-hı. yapılmakta. Oradan pazarlıyoruz da. Hı-hı. İnşallah bunları daha da geliştirmek istiyoruz. Vallahi süper. Çünkü Afyonkarahisar hani biz her zaman söylüyoruz. İtalya'da bir il olsaydı hı-hı. bugün dünyaya gastronomik ürünler pompalayan bir merkez olurdu. Biz bunun altını doldurarak bütün dünyaya hı-hı. Afyon ürünlerini hem tanıtmak hem anlatmak hem de tattırmak vallahi istiyoruz. Vallahi süpersiniz. Amacımız çok mutlu oldum. Bugün yaptığım yayından inanılmaz keyif aldım. Gerçekten çok büyük bir samimiyetle söylüyorum. Evet, Afyon benim için çok özel bir şehir. Gerçekten gidip gezip kaplıcaları, o sıcak suları, o şifalı sularına girip şifa almamız gereken yerler. Ve gerçekten gidin ya. Bırakın ya bu yurt dışlarını. Ülkemde her köşesi cennet kesinlikle ya. Biraz ülkemizi gezin ya. Biraz ülkemizi kazandıralım. Yani keşfedilmesi gereken hala biz gastronomisiyle de kapalı bir hazine olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle. İşte bunların tanıtımlarına başladık. Tabii burada da sizlerin sayesinde Afyon mutfağımızı en iyi şekilde tanıttığımızı düşünüyoruz. Evet efendim katmerleri açtık. Bol haşhaş ve yağ ile birlikte değil mi evet, Necla Hanımcığım? Açtık. Şimdi bunları büyüttük merdane ile ne evet. yapacağız? Bunları şimdi pişireceğiz. Sıcak pişirelim mi sıcak? Olur. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel Halil hocam gel. Gel. Bugün mutfağımın her köşesini kullanıyorum. Beyaz TV bugün böyle güzellik görmedi. Sacımı yağladık. Buraya gelen saç kalıyor hocam biliyor musunuz? Yok, böyle bir özellik. Sıcak değil. Buraya gelen saç kalıyor Serpil biliyorsun İbrahim. Değil mi? Şunun düğmesini bir açtık onu sonra. Açtı açtı hazırladı. Sıcak değil ama. Şey prizimiz mi şey yapmıyor?
Şu an bu sonuna kadar açık. Daha yeni açtığımız için daha yeni yeni ısınıyor. Atabiliriz. O zaman atabiliriz. Atalım ama biraz daha bekleyelim. Atalım, orada pişsin. Sıcaklık var. Isınmış. Isınıyor yavaş yavaş. Bu saç burada kalıyor değil mi hocam? Gitmiyor geri. Gidiyor mu? Evet, Yüksel Bey çoğu şeye el koydu. Bizim mermer tabaklarımıza da el koydu. Gidecek yapımcı toprağına çekecek. Hamza Şef'i de göndermiyormuşuz. Ona da el koyduk. Gelin alın. Hadi. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çullamayı bitiriyoruz. Çullama hazır. Neyi bitiriyoruz? Çullamanın finalini görelim, alayım. Buyurun mi hocam? Final yapalım. İbrahim. Yoğurdu, buyurun. Şeyi hepsi sen hazır. Sen sosunu ver. Tamam, buyurun. Nasıl yapıyoruz finalimizi? Şimdi finalini üzerine böyle biraz yoğurt bırakıyoruz. Böyle daha lezzetli oluyor Nermin Hanım. Sade de yenilebiliyor tabii ki. Yanında işte soğan, ama maydanozlu da. Ama yoğurtlu daha nefis tabii, bence değil mi şefim? Yoğurtlu daha güzel oluyor. Üzerine yine bir tereyağlı hazırladığımız kırmızı sosumuz var. Ondan da bırakıyoruz. Oo, servisimize hazır. Vay 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 vay. Nermin'in enfes mutfağı bugün gerçekten coştu. Tabii bu arada yoğurdumuz da manda yoğurdumuz. Bu da mı manda? Tabii ki manda kaymağımız, manda yoğurdumuz. Bir tane manda türküsü var ya. Manda. Manda yoğurmuş, öğüt dalına. Gönderin bakalım. Kırık havaya öne alıyorum şeflerimi. Hazır mısın şef? Yandı adam. Adamı oradan almam lazım. Oynayacak. Hadi gelsin. Şefim ben şunu alayım. Bravo. Vallahi, şefim vallahi süpersiniz. Çok keyifli insanlarsınız. Gerçekten süper. Emeğinize sağlık. Nermin'in enfes mutfağı bugün gerçekten aynen enfes bir halde yani. Nermin hiç çalışasın yok. Hep şeflere böyle izleyesin var. Vallahi şefler bugün. Yani bu pozitif enerji, bu güzellik. Vallahi maşallah. Ya Afyon'un insanı işte. Gerçekten belli oluyor. Şefim çok memnun oldum. Gerçekten. Biz de çok memnun olduk. Gerçekten çok keyifli bir program oldu. Neydi bu? Arada... Maydanoz musakkamız hazır. Maydanoz musakkamız hazır. Çurulama köftemiz hazır. Şimdi... Şuraya götürüyorum. Sıcak değil değil mi? Yok yok. Afyon kebabı. Vay. Tabağı alalım. Mermer alalım. Mermer alırsak çok. Hamza şefim maydanoz musakkayı nasıl yaptık? Kısaca özetleyelim mi? Tabii ki. Şimdi önce soğanlarımızı yağda kavurduk. Biraz öldürdük. Kıymamızı verdik. Kıymadan sonra salçamızı verdik. Salçadan sonra hafif maydanozlarımızı öldürdük. Nohutunu verdik. Sıcak su ilave ettik. Tuz ve karabiberini ilave ettikten sonra borcamımızı aldık. Üzerini domates biberle süsledikten sonra bir fırın yolculuğu fırına verdik. Şu anda hazır. Özellikle tatmanızı istiyorum. Tadacağım. Çünkü bence ilk defa tadacağınız ilk bir yemek. İlk defa yiyeceğim bir yemek olacak. Evet. Çok farklı, çok değişik. Çullamanın da kısaca yemeğimiz. Özetini alalım şefim. Ne yaptık? Kıymanın üzerine tabii bulgur. Kıyma, bulgur, baharatlarını verdik. Evet. Maydanozunu ve rendelenmiş soğanımızla soğanını birlikte koyduk. Yoğurduk. Ondan sonra yoğurt, un, yumurtayla hazırladığımız bir çullamadan meyane sonra yaptık. Meyane yaptık. Onları yağda kızarttık. Üzerini manda yoğurdu ve domates sosla servise hazırladık. Bir şey söyleyeyim, manda afiyet yoğurdunun olsun tadı böyle damakta kaldı şu an. Üstüne hafif böyle evet, bal dökeceksin. Kesinlikle. Kestane balı. Ya manda yoğurdu, manda kaymağı bunlar bizim için tabii ki vazgeçilmez. Bizim sucuğumuzu da farklı kılan şey manda etidir. O eti... Sucuğu mayalandırdığı için. Kahroldu bu kedi. Bu kedi kahroldu. Coğraf işaret Serpil ürünümüzde. Serpil iki sucuk götür ya. Kurban olayım iki sucuk götür Serpil. Sus bağırıyor. Kıyamam ben. Nermin bu arada katmerimiz hazırlandı. Ellerine sağlık. Necla'm ellerinize sağlık. Oh 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 Necla'cım yapmış. Necla bu işi biliyorsun Celiko. Alkış Necla'ya. Tam da alabilirsin. Oradakileri de alalım mı? Tabii ki. Yani biliyorsun biz o bir tane yetmez. Necla harikasın. Necla'm. Necla bence orada iki tane pişiririz biz ha. Onu da alalım. Bu arada Nermin Hanım Afyon kebabımız hazır. Buyurun. Onu da servise sunuma geçelim. Hazırlayalım. İbrahim şöyle. Afyon kebabını da özetleyelim şef. Afyon kebabımızda Afyon patatesli köy ekmeğimizi fırında kızarttıktan sonra tabağımıza alıyoruz. Çok güzel sunum tabaklarınız şefim ya. Evet bu Afyon mermeriyle de meşhur bir ilimiz çok olduğu için ya. Biz mermer sunumlar hazırlattırdık. Siz çok güzel hazırlanmışsınız bugün. Evet yani saygılı adamlar. Hem biz yemeklerde, yarışmalarda, Afyon yemeklerinin sunumlarında mermeri tercih ediyoruz. Mermer aynı zamanda çok da hijyenik bir ürün. Bakteri vesaire çok, tutmadığı çok için. Çok temiz aynen. Bir de bizim mermerde et pişirme özelliğimiz vardır. Bunu duymuşsunuz. Öyle mi? Evet. Eti mermerde pişiriyorsunuz. Eti mermerde pişiriyoruz. Çok lezzetli oluyor. İnanılmaz bir şey var yani. Ben dedim ekmekler ziyan olmasın. Aynen. Biz bunu yapana kadar siz sucuğun yanına gidin. Biz de ekmek seviyoruz biliyor musun Serpil? Biliyorum bilmem mi? Şimdi onu sunuma hazırlayacağız. Evet. Onu çekiyoruz. Evet. Ha.
Bu normalde yoğurt verilmiyor ama yoğurtlu da yapılabiliyor. Çünkü yoğurt da yakıştığı için ama orijinalinde yoğurt kullanılmıyor. Mermer'de de ihracatta bir numarasınız. Kesinlikle ve çok büyük bir katkısı var ticaret, Türk ekonomisi. Bir de bu Afyon beyaz mermeri dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir mermer. Evet. Ne yapıyoruz şef? Şimdi bunu ekmekleri kızarttığımız, kuruttuğumuz, tatlandırdığımız ekmekleri ıslatıyoruz. Vay kebap bu ha. Evet. Kebap bu. Evet. Afyon kebabı. Şöyle yapayım mı şefim? Kendi sana iyi olur. Hatta. Çok teşekkür ederim. Şöyle yapayım ki aklı halde görebilsin. Evet şöyle. Oy 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 oy. Nermin'in enfes mutfağı bugün Afyon'a gitti. Çok kıymetli şeflerim öyle güzel hazırlanmışlar ki çok 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 teşekkür ediyoruz. Biz böyle bir yayın beklemiyorduk açıkçası. Şey. Gerçekten muhteşem geldiler. Hem sunum tabakları hem lezzetleri her şeyiyle birlikte dört dörtlük bir yayın oldu. İnanılmaz mutluluk duydum sizleri tanımaktan. Teşekkür ederiz Nermin. Biz de çok memnun kaldık. Bir de ne güzel oynuyor şu var ya şu hiç beklemiyorum. Sen nereden biliyorsun bu kadar oynamayı şefim? Bizim Afyon'da oynamayı severler. Öyle mi? Evet. Eğleniyorsun ama oynarken. Gözün keyif yani. O herkes onu hissedemez. O işten geliyor diyorsun. Evet işten gelen bir şey. Bu kırık havayı da herkes oynayamaz zaten. Şey. Oynayamam ben. Kırık hava mı? Kırık hava zor bir oyun. Çok güzeldi. Ayaklar falan böyle gidiyor falan. Bir de böyle kaptı yani müziğin ritmine. Kaptırdı ayaklar falan. Baktım böyle tıkır tıkır. Ne yapıyoruz şimdi? Sakala çarpan yapıyoruz. Sakala çarpan. Evet bunu o tarafa atalım. Alalım şefim. İbrahim hocanın sakalı var bakalım çarpacak mı sakala? Deneyeceğiz ha. Duydun mu şef? Sakala çarpan yapıyoruz ya. Sakala çarpması lazım. Yarım su bardağı yeşil mercimek, yarım su bardağı erişte, 2 adet kuru soğan, tuz, karabiber, et suyu, 1 adet limon suyu, 1 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı ve naneden oluşan ana malzemelerimiz var. Soğanı minik mi doğruyoruz? Doğruyoruz. Tamam. Biraz bundan ekliyorum şefim. Yalnız ne döner yaptı bu adamcağız orada. Ne döner yaptı. Nermin hem döner yapıyor hem de oyuna katılıyor. Evet evet. Yanaklar oldu al al. Çok zor değil mi? Sucuğa benzedik ya. Selfie peşinde ver kurban olayım şefime. Ben verdim bir ulu var yanımda. Tamam. Evet sıcaktan terliyorum. Şimdi bu böyle yavaş yavaş döndüre pişiriyorsunuz döner gibi. Zaten döner şeklinde yani öyle şey değil direkt ateş üzerinde şey Afyon'da yapıyoruz. Afyon'da var mı böyle sokak aralarında var. Falan? Tabii ki sucuk dönercilerimiz çok fazla. Değil mi? Özellikle yol üzerindeki tesislerimiz de çok fazla. Gelen misafirlerimizin en çok tercih ettiği ürünlerin başında gelmekte sucuk döner. Bayburt'un Erzincan'ın et döneri varsa sizin de sucuk dönerimiz var. Hey Afyon Afyon. Et de bizim işimiz Nermin Hanım. Şöyle biz İstanbul'un %35 et ihtiyacını Afyonkarahisar karşılamakta. Tabii tarım ve hayvancılığa dayalı bir iklimimiz olduğundan dolayı Afyonkarahisar. Bir de 8 kaz üretimi de sizde çok fazla. Sadece kaz hani fazla. Ardahan ve Kars'ı biliyoruz ama Kars bence Afyon'da da çok fazla sizde. Kars bizden sonra çünkü bizde kaz çiftlikleri köylerde ve özellikle kış aylarında da Kars tribi dediğimiz çok yapılmakta. Bizde mesela sıra yemeklerimiz çok meşhur. Öyle mi? Çok eskide bizim tek sofraya oturuşta. 41 çeşit aynı sofraya gelen yemeği. 41 çeşit. Ve arada... Ama ya Rabbim. Hafif tatlılarla ismine de hani aragazı dediğimiz. Aragazı. Aragazı hafif tatlı verilip sonra yemekle başlar. Bamyayla da final yapılır. Çok iyi ya aragazımız var yani böyle bamyayla da final yapıyoruz. Aynen. Bizde bamya yemeklerden sonra ikram edilir. Özelliği şudur yani en baştan çorba olarak verilmez. Yemektir. Tatlıdan sonra verilir. Yani bu da tatlıdan sonra su içilmemesi gerektiği için hem de sindirimi kolaylaştırdığı için bamya bize. Bamya evet Konya'da da bamya veriyorlardı. Konya çorba olarak veriyor başta ama bizde finalde verilir bamya. Anladım. Böyle bir geleneğimiz var. Şimdi bizde. Bu sakala çarpanı az önce özetlemiştik ama bir kere daha alalım mı hikayesini? Tabii ki. Bir gün evde yaşlı bir amca hasta yatıyor, karnı acıkıyor. Evet. Komşusu sakala çarp tabii o zaman böyle bir çorba hazırlıyor. Biliyorsunuz eskide taslarda böyle kafaya kaldırarak içilirmiş bunlar. Kafaya kaldırıp içerken uzun erişteler sakalına çarptığı hadi için ya. Evet böyle bir hikayesinin olduğu anlatılır sakala
Sarkan da denilir, çarpan da denilir. Efendim valla bir şey var, işte bu hikayelerle aslında biz büyüdük. Herkesin kendi yöresine ait özel hikayeleriyle. Soğanımız kavruluyor bir anda İbrahim Şef. Oyun oynamaya benzemiyor. Anlat. Biz yemek de yaparız, göbek de atarız. Sefamız olsun. Yemek de yaparız, göbek de atarız. Bizim şeye de ilgili. Kemal Orhan gibi. Ne bileyim, çullama ile ilgili de şöyle bir rivayet vardır. Geliyor. Bizim sarma işçileri de böyle kıyma düğüyle hazırlanır. Hı hı. Yani evdeki hanımlarımız onu değerlendirmek için artan içi böyle köfte şeklinde yapıp işte bir de çullama sos dediğimiz işte yoğurtunla bu şekilde kızartılarak ortaya çıktığı rivayet edilmekte yani. Çok güzel. Çullama köftelin öyle bir hikayesi var. Yalnız Necla orada yeni gelin gibi kaldı. Gel kız Necla, gel. Gel Necla. Necla ismini de pek severim. Gel. Efendim katmeri açtık. İncecik kat kat oldu değil mi? Böyle çıtır çıtır. Evet. Bunu bir kez daha özetleyelim mi? Nasıl yaptık? Biz bir kaba un aldık. Un ve tuzla yoğurduk bunu. Ilık su. Ilık su. Biraz dinlendirdik. Tamam. Bir 15-20 dakika kadar. Ondan sonra açtık bunu beze halinde. Hı-hı. Üstüne sıvı yağ, haşhaş verdik. Bunu dörde bölüp katladık. Hı-hı. Sonra onları 3 parça haline getirip kesip açtık tekrar. Ve bunu saçla pişirdik. Süper. Ben bir şey isteyeceğim senden Necla'cığım. Sen ki. De o yapıyı gördüğüm aldığım için söylüyorum. Teşekkür ederim. Bütme yaparsın sen bana. Evet evet. Hamur var. Hepsinden yaparım. Evet, birazdan bükme de gelecek efendim. Sakala çarpandan sonra oturtalım sizi, hiç yorulmayın ya da burada da durabilirsiniz. Burada mı? Tamam. Ya. Nasıl yapacağız? Ağzı açık mı yapacağız, kapalı mı? Normal bükme yaparız. Nasıl isterseniz fark etmez. Mercimek var. Serpil Hanım, hamuru alalım. Bükme yapacağız. O demek ki hamurdan yapabiliriz. Şurada hamurumuz arkada. Evet, tamam. O zaman onları öbür tarafa almam lazım. Bunları masaya götürsek. Olur. Yavaş ver. Gelir abi. Yani. Rabia'yı ver, koşsun. Tamam, şimdi açarak size göstereyim. Gir oraya şef, sen şey yap. Al. Harikasınız. Şefim tabii tuttu mermeri kaslı kollarıyla. Şimdi bükme yapacağız. Bu. Alayım ben tekrar. Necla'da inanılmaz bir potansiyel var. Ben onu bir gördüm. Bir de bu ottan bahsetmek şurada. İstiyorum ben. Ot ne otu? Bu haşhaş otu. Hı hı. Yani haşhaşın yeni ekildiğinde böyle yeşil... Bu haşhaş otu mu? Evet, haşhaş otu. Isırgana benziyor. İsmi afyan diye geçer yani. Hı hı. Bunda mesela bu yeşilken çok lezzetlidir. Böyle şebitin arasında, yufkanın, katmer arasında dürülerek yenilir. Hı hı. Çok da sağlıklı bir ürünümüzdür. Onu da burada tanıtmış olduk. İbrahim şey yaptı orada, İbrahim Şef. Dur geleyim bir yanına. İbrahim çorbayı yaparken de... Ortanıza girebilir anlattım. Miyim? Tabii buyurun. Nermin Hanım bizim sizi bu program için çıkarttığımız özel bir kemik suyu var. Şundaki göre özelliğine bakın. Wow, bunu bana mı yaptınız evet. Özel? Özel. Bak şu Halil Hoca'ya gösterelim. Nasıl çıkardık doğru. Bunu? Yani bunu sallasana bir kere daha. Hı? Şu an ekranda. Selçuk Usta. Doğal kolajen bu değil mi? Böyle evet, hanımlar istiyor ya kolajen. Evet, orijinal kolajen. Nasıl yapıyorsunuz? Bunu kemik lola kemiği dediğimiz kemiği kırıp 2 saat suda bunun kanı çıkasıya kadar temizliyoruz. Sonra bunu kara fırına bir gün önceden kara fırına sabahleyin alıyoruz. Kemikten bütün kolajen, bütün şey ayrılmış oluyor. Oh. Sonra, vitamin. Tamamen doğal. Sonra da süzdürüp böyle soğutup kavanozlara koyuyoruz. Hı hı. Dolaplarımızda, şeyimizde şu an genellikle yani mutfaklarımızda kullandığımız... Hı hı. Doğal bir şey. Süper. Kemik suyu. Kemik suyu. Şimdi şefim soğanı kavurduk. Soğanı kavurduk. Sonra ne yaptık? Üzerine az bir şey salçasını verdik. Su koydunuz arada. Onun akabinde et suyu ya da tavuk suyu ilave ettik. Bunu biraz pişireceğiz. Hı-hı. Özleştirdikten sonra mercimeğini ve eriştesini vereceğiz. En son üstüne tuzunu, karabiberi ve nanesini verip servis edeceğiz. Wow, süper. Tamam, İbrahim Şef yapıyor. Afyonu otunu bence böyle hafif geçirmeyelim. Afyon otu dünya tarafından... Buyurun anlatın hocam. Evet, kötü bilinen bir bitki olsa da çok şifalı bir bitki. Niye midir? Kötü biliniyor? Ya afyon deyince insanların aklına uyuşturucu geliyor. Yani ama... ya
farklı şeyler geliyor. Tabii, tabii. Evet. Ama bu çok güzel, çok masum bir bitki. Masum yani, bir bitki. İyiye kullanın. İyiye kullanalım. Aha. Damar sertliğine iyi gelen bir doğal bir bitkidir. Onun haricinde dildi güzelleştirir, evet. Bağırsak sistemini düzeltir, aha, kabızla zayıflamaya iyi gelir. Hı-hı. Zihin açıklığı verir, omega 3 ve omega 6 vardır. Ne kadar çok. Evet, saymakla evet, bitmez. Omega 3? Omega 3 ve omega 6. Wow, çok. Yani deniz tarafında... Sen ne yaptın hocam? Selçuk Hoca. Bunu dürüm yaptım böyle. Aha, katmeri kaldı. Nasıl yeniyor şimdi bizim otumuz? Aman, aman, aman. Gelsin efendim. Ben bükme yapıyorum. Sen de bükme yapıyorsun Neşe, görüyoruz. Evet, çok kıymetli bir ses, çok ani bir ölüm oldu. Kalp krizinden dün biliyorsunuz Burhan Çeçen'i kaybettik efendim. Allah mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. Çok yanık bir ses. Gerçekten çok üzgünüz. Yüksel Bey de aynı şekilde sabahtan beri söylüyor. Vakit, saat, vade bittiğinde bitiyor. Dünyada tanıyıp tanıyabileceğiniz en esprili, en güzel adamdı diyor yapımcım. Gerçekten çok yanık okuyordu. Mekanı cennet olsun inşallah efendim. Sen... Dua edelim. Bol bol dua edelim. Nurlar içerisinde uyusun. Açık mübarek şimdi. Cuma günü. Güzel bir gün. Dualarımızı edelim. Ne yaptık şimdi bükmeyi? Katladık. Evet. Onu Necla. Da açtık. Haşhaşladık, yağladık. Onu da kat kat üste koyduk. Sonra hı-hı, kestik bunu. Tekrardan küçük bir şeyler halinde. Ay, pardon. Halinde. Bir daha söyleyelim. Önce yufkamızı açtık. Yağladık. Hı-hı. Haşhaşladık. Ondan tamam, sonra küçük bezeler halinde kestik. Hı-hı. Tekrardan açtık. İçine mercimek koyuyoruz şu şekil. Mercimekli mi oluyor bu? Mercimekli, patatesli, peynirli neli isterseniz yapılabilir. Ve şu şekil. Ama kenarlarından alalım. Mercimekli. Orijinali mercimekli. Şu şekil yüklemiş. Çok güzel yaptın evet, ya. Helal şekil olsun. Teşekkür. Bir alkış Necla'ya. Bir alkış. Alkış. Kadın hamuru valla beceriyorsun Necla, evet, bravo sana. Afyon'un en özel lezzetlerinden biridir ağzı açık ve kapalı bükme. Yine hamur işi tabii, atalar, anneler devreye giriyor değil mi? Aynen. Onlar köyde yokluk zamanında yapılan sürekli lezzetler. Sürekli hamurla tabii ki insanlar bir şeyler. Tok tutsun. Tabii çocuklarla bir şeyler yapmaya olsun çalışmış ve çok çeşidi var. Hamurun İçine çok yeşil mercimek haşhaş koymaları. Tabii tabii. O da daha doyurucu oluyor. Çünkü dinç tutuyor, evet. Şimdi efendim valla haşhaş otunu yedi Katmeri. Güzel mi? Bana da mı yapacaksın? Yap kurban oldum zaten, vitaminsiz kaldım, bakmıyorlar bana. Saç bakmıyorlar bana. Valla Afyon gelmez saç geziyordum. Geldi benim Selçuk hocam. Gel. Gel hocam. Selçuk size iyi bakıyor. Valla baktı. Bana sucuk verdi. Evet, şimdi ben, ben ilk defa yiyeceğim haşhaş otu. Ben ilk defa. Yemek yemeyi çok seviyorum. Yapmaktan da çok seviyorum. Siz nerelisiniz hocam? Afyonluyum. Yaşasın yemek yemek diyorum. Sloganım bu. Böyle arasına kan şekerim düştü derim ben. Arkadaşlar bilir beni. Bana dürüm yaptı bak. Ben yemek yerken arkadaşlarımın canı istemese bile, toksa bile yer. Yaşasın yemek yemek diyoruz efendim. Zaten Nermin Hanım yola çıkarken hemen şeyi açmış bir Kore'yi. Tane. Bükmelere falan da şey yapmış. Şef sen mi yedin? Evet ben yedim. Şefimden baya bir İstanbul'a gelesiye kadar programa gelesiye kadar. Ne kadar tatlı bir ot. Aynen harika. Vay Rupa'ya benziyor kütür kütür. Her türlü yeşil. Salatası da çok güzel oluyor, limonlu. Harika bir aroması var. Ama. Afiyet olsun. Bu arada şöbelerine sağlık. Mercimeğimizi de ilave ediyoruz Nermin Hanım çorbamıza. Erişte'lerimiz çok yumuşamaya başladı. Vallahi bugün yani. Hiçbirinizin başı geldi. Hepiniz yiyeceksiniz bu lezzetlerden. Bugün günlerden afiyet. Tamam mı? Evet. Aynen. Sen de yiyeceksin ha. Hepsi... Çıkıyor mu saç? Geliyor geliyor. Varsa şey yaparım onu da. Şimdi siz bana bakıyorsunuz ama şefim eliyle besledi vallahi. Allah razı olsun. Gördü ki zayıflamışım, etmişim. Ne yaptın? Bu arada tuzunu ilave ediyoruz. Yaşasın yemek yemek. Değil mi şefim? Kesinlikle. Şefim nasıl yolunuzu koruyorsunuz bu güzellikler içerisinde? Afyon tüketiyoruz. Haşhaş tüketiyoruz. Tokluk hissi veriyor. Sen bir de ben oynuyorum tabii. Evet tabii, hareket de var. Dikkat ediyoruz yani, dikkat etmesek... Kilo kaçıyor. O değil yüzden mi? Yok gayet iyi beslenme, evet. Birazcık Selçuk şefim iri benim gibi. Değil mi şefim? Evet. Seviyoruz yemeği. Yemek yemeği seviyorum. Yapıyorum. Yemek yemeyi gerçekten çok seviyorum. Yani. Seviyoruz. Gerçekten seviyoruz. Bu bir aşk. Evet. Evet. Necla da burada ne yaptı bak. Ne yaptın Necla? Ben
ben hükmederimi içine koydum. Hı-hı. Tepsiye yerleştirdim ve yağladım. Şu an fırına girmeye hazır. Kaç derecede pişirelim? 200 derecede pişebilir. Tamam. Serpil Hanımcığım 200 derece atalım. Ben canım benim. Sakala çarpan da hazır. Evet, neler yaptık şefim anlatalım. Şimdi önce soğanını kavurduk. Nermin Hanım. Tereyağında biraz ayçiçek yağı kullandık. Daha sonra salçasını biraz kavurduk. Salça ekşiliğini aldık. Suyunu ilave ettik. Biraz kolajenli kemik suyu et suyundan ilavemizi yaptık. Bizi özel yapmışlar. Evet. Ev eriştesi. Yani artık biraz yumuşadı. Sonra haşlanmış mercimeklerimizi içerisine koyduk. Daha sonra tuzunu, nanesini ve karabiberini ilave ettik. Şimdi çorbamızın kaynayıp erişteleriyle birlikte hazır olmasını bekliyoruz. Bir 5-10 dakika içerisinde hazır olmuş olur. Afiyetle bugün bu çorbayı da Allah razı olsun. Selçuk Şef'im şu an benim babam annem izliyor ekranda. Sen şimdi bana bunları verdi ya babam diyordur ki Allah razı olsun evet, kızım aç kalmadı bugün. En çok babam anam üzülüyor bana. Yemiyorum bir şey, yemiyorum bir şey, yemiyorum. Bak bugün şeflerim yediriyor anacığım, babacığım. Bir tane katmer afyanla yersin. Bir tane katmer bütün gün seni tok tutar. Bu beni tok tutar değil mi? Otunu da yedik. Enerjini de... Çok güzelmiş o tamam. Nermin, biz sizin için afyonu buraya taşıdık. Ha bir de buradan biraz anlatalım. Aynen oradan da başlayalım. Gel Hamza şefim. Haşhaşlarımızdan bahsettik zaten. Burada bizim yine en önemli yemeklerimizden ve genelde ara sıcak olarak tercih ettiğimiz patlıcan böreği. Unsuz yapılan bir börektir. Efsane gözüküyor. Evet, patlıcan, nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Patlıcanları közde ya da yağda kızarttıktan sonra kabuklarını soyuyoruz. İnce ince doğruyoruz. İçerisine kıyma, tuz, karabiber, maydanoz, rendelenmiş soğan ilave ettikten sonra bu harcı karıştırıp borcam ya da fırın tepsisine çizip üzerine yumurta sürüyoruz. Evet. Domates ve biberle süsleyip fırına atıyoruz. Çok lezzetli ve güzel bir böreğimizdir. Sizin de ara sıcak bildiğin ana yemek. Gibi. Aynen ama ara sıcak da çok. Kadınlar bunu yapıyor bütün gün mutfakta çıkmıyorlar evet. Gariplerim ne yapsınlar. Bu İlibada dolması. Bu güzel lavada, mi? Evet çok güzeldir. Lavada yapılandan doydum yapılır. Doydum bugün doydum. Bunu da özellikle ben buradan kendisine de sevgiler gönderiyorum. Anneme hazırlattırdım. Annem hazırladı. Kim onun adı ne? Gülten Kalkan. Gülten teyzem. Çok... Gülten annem. Ellerinden öpüyorum. Ellerin dert görmesin bu nasıl lokum tadında olmuş ya. Ellerinden öpüyorum. Var ol teyzeciğim. Bizim yine burada yaprak sarmamız var. Bizim sarmalarımızın özelliği de içerisinde yine biz pirinç vesaire kullanmıyoruz. Düğü kullanıyoruz. Ha, değil mi? Evet düğü var. İlibada sarmamızda dolmamızda da aynı şekilde. Burada yine Afyon'un en meşhur ana yemeklerinden Malatya'da bir tanesi. Malatya'da her şey yarmayla, sizde düğüyle. Bizde düğüyle. Tabii yarmayla yapılan yemeklerimiz de var. Dana tandır. Bizim dana tandırımız hem çok yumuşak hem çok lezzetlidir. Çok güzel gözüküyor. Sebebi ise biz dananın bu bodigo dediğimiz paçık kısmından yaparız bunu. Çok yumuşak bir ettir orası. İnanılmaz da lezzeti vardır. Bu yine, nedir? Bunlar coğrafi işaret ürünümüz bu arada. Bu da tandır çorbamız. Afyon'un tandır çorbası. Tandır etiyle yapılan. Harika. Yine, evet, süzme yoğurt, un, yumurtayla hazırlanan bir meyhanesi vardır. Keşkek. Burada evet, oradan aldığımız. Çok Afyon severim keşkeği ya. Burada, hemen önde. Patlıcan musakkamız var. Yine patlıcan musakka da bizim nohutla hazırlanır. Orada tas kebabımız var. Tas kebabımız var, göce köftemiz var. Bizde halk dilinde göce köttüsü derler ama. Ne derler? Göce köttüsü. Göce köttüsü. Yani şive olarak. Neyden yapılıyor? O da düğüden yapılır bizim. Çok lezzetli, güzel bir yemektir. Yine et suyu veya tavuk suyuyla bir sosu vardır. Üzeri yoğurt ve sos tercih edilebilir. Hemen yanında. Afyon kavurması orada. Bizim kavurma pişirme tekniğimiz de çok farklıdır. Hocam? Biz bol yağda kızartırız. Hadi önden pişirmiyorsunuz. Şimdi şöyle önce suyu sıcak suda bir etin kanını kefini aldıktan sonra bol yağı iyice kızartırız. Eti bir içerisine attığımızda mühürleriz. Harika. Ondan sonra içerisine bütün soğan bırakılır kısık ateşte. Bu şekilde kavrularak çok iyi gözüküyor. Pişirilir kendi suyuyla. Yan tarafta? O da zürbiye bizim. Afyon, zürbiye. Evet Afyonkarahisar'a ait bir yemeğimiz. Orada da öyle bir ürünümüz var. Bu yemeklerimizden sadece bir kaçı. Harika.
Evet, diğer tarifimiz geldi. Bu haşhaş helvası. Haşhaş helvası. Az önce orada yediğimiz mi? O yok, normal un helvasıydı. Un helvasıydı. Tamam. Bu haşhaş helvası. Çorbamız bitti. Tencere, birazdan sunum alacağız efendim. Şöyle. Haşhaş helvası için gerekli olan malzemeleri hızlıca sayıyorum. Bu güzel, keyifli günde afyonu işlerken Kubat'ı da anmadan yapamadık efendim. Kalbine, yüreğine sağlık gerçekten. Süper. Ah kurban olayım, bu öldü burada, öldü, öldü. Rabia kız iki tane sucuk at. Ne? Verdiniz mi? Heh, Allah razı olsun. Tamam. O da çok beğendi, sürekli istiyor. Ne yaptın? Bir gönderdin. Bir gönderdin, yanına beş kişiyle geri geldi diyor. Sucuğun kokusunu alan önce geliyor. Ne? Ay, yakmayayım. Önce yakmayayım. Şimdi haşhaş helvamıza başlıyoruz. Nereden? Emirdağ Afyon'a mı bağlı? Afyon mu Emirdağ'a bağlı? Emirdağ Afyon'a bağlı. Niye? Emirdağlıyız diyorlar. Emirdağ Afyon Karahisar'ın bir ilçesi. Bizim Afyonluyuz demiyorlar. 17 ilçemiz var. Yani bunlardan bir tanesi de Emirdağ'dır. Emirdağ biraz Eskişehir'e yakın olduğu için, çoğu gurbetçi Belçika'da olduğundan dolayı. Öyle mi? Evet, öyle bir şey vardır. Belçika'daki Türklerin yarıdan fazlası Emirdağlı. Evet, bunu Belçika'da da söylemişler zaten. Türkiye'm büyük, Emirdağ'ım büyük. Kubat da Belçika'da doğmuş büyümüş. Efendim, haşhaş helvası. 200 gram haşhaş, 200 gram toz şeker, 1 su bardağı su, yarım su bardağı un, 1 yemek kaşığı mavi haşhaş. 50 gram ceviz içi. Bu mavi haşhaş nasıl oluyor? Ben hep onu merak ettim, biliyor musunuz? Bunlar işte biraz önce gösterdiğimiz yeşil haşhaş yetişirken içleri bazısının sarı, siyah ve mavi olarak çeşitlendiriliyor. Çiçek renginden belli diyor. Çiçek renginden belli. Mor, çiçek beyaz. Açtığında da mor, beyaz bu şekilde. Çok güzel ya bu. Çeşitleri vardır. Ben kek revani yapıyorum. Bunlar çok güzel oluyor. Çok güzel çıt 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 ediyor böyle yerken. Bayılırım. Şimdi ne yapıyoruz helvada hocam? Şimdi şekeri atıyoruz, bütün malzemelerimizi karıştırıp kısık ateşte, ocakta karıştırarak hazırlıyoruz. Şöyle. Kısık ateşe önce şekerimizi alıyoruz. Attık. Unumuzu. Unumuzu alıyoruz. Verdik. Yok. Açmıyoruz haşımı. Önce. Buradan haşhaş sürtülmüş ediyoruz. Haşhaşımızdan ilave ediyoruz. Az önce Necla'cığımız hazırladı. Sürtülmüş haşhaş koyuyoruz. Daha sonra suyunu ilave ediyoruz. Suyunu içerisine ilave ediyoruz. Bu böyle bir helva ha? Evet, böyle bir helva. Önce çok enteresan. Karıştırıyoruz. Nasıl buldunuz Nermin'in enfes mutfağını? Enerji nasıl? Samimiyet nasıl? Ya enerji çok güzel, samimiyet çok güzel. Biz teşekkür ediyoruz. Biz de size aynı şekilde hayran kaldık. Yalnız sizin ekip de çok iyi yani. Ekip bizim şimdi, maşallah sağlam. Gerçekten daha... yani Selçuk Hocam bana iyi baktı. Eyvallah. Bendesin. Burada beyefendi neler neler yaptı. Sahne onundu. Hamza şefim zaten kıymetli bilgilerle uçurdu. Afyon'u daha iyi tanıtan bir şef göremezdik. Kesinlikle var olun. Teşekkür ederim. Necla Hanımcığım burada bize muhteşem hamur tarifleri verdi. Yani daha ne olur. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten bravo. Yok şu şeyi de bir yapayım. Haşhaş bizim olmazsa olmazımız Nermin Hanım. Biz sabah kalktığımızda işte hamur işlerinden başlayarak tam yatma aşamasında finale kadar ben artık afyonu haşhaşlı ürünleri tüketiyoruz. Çünkü çok seviyoruz. Maşallah ya. Hem çok sağlıklı. Bana da gönderiverin, ben de tüketeyim artık. Ne getirdik yapayım? Getirdik zaten biz. Getirdiler. Size. Tabii ki. Ben artık afyonu yerleştiriyorum. Yo, bana getirmişler Serpil. Lokum, sucuk, sen bana haşhaş ürünleri hepsinden. Lokum, sucuk, haşhaş ürünleri. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Sen niye afyonu yerleşiyorsun? Nermin Nefes Mutfağı ne yapacaksın? Ben artık gidiyorum. Kim yazdı dediniz Yüksel Eser? Hafta sonu sabah haberlerini sunan Tahir Bey yazmış. Sesiniz gitti Yüksel Bey. Keyifle izliyormuş şu an programımıza. Selam sevgiler efendim. Kendisine bir tabak göndereceğiz. Yarın inşallah sabah haberlerinde yok. Afyon'dan bahsedecek kendisi. Teşekkür ediyoruz Tahir Beyciğim. Var olun. Güzel ediyoruz. Bir tabak geliyor benden size. Vallahi bendesiniz. Bol ofelli, böyle ben yanarlı, dönerli bitireceğiz. Siz haberlerden bizi bahsedin yeter ki. Efendim, bize işte Afyon, Afyon, ben Afyon,
Tabii canım, ben Afyonluyum ya. Fahri Afyonlu oldum yani. Evet, pazartesi Sivaslıydım, dün Mardinliydim, bugün Afyonluyum. Türkiye'liyiz biz kısaca. Türkiye'liyiz. Evet, bak yanıyor, dönüyor. Kıyafet yanar dönerli. Şimdi bak, geleyim buraya. Bak, burasını görüyorsunuz. Burası yanıyor. Buraya dönüyor. Dönüyor yani. Bak, her renk var. Bak, kırmızı papuçlarımla. Küçükken böyle çok severdim. Anneme kırmızı ayakkabılar aldırırdım. Serpil bunları giy bugün dedi. Bunların aslında kendi böyle şey babetleri vardı ama ben yok giymem. Süslü olacak. Ne dedim Serpil? Onları giymem ben dedim. Giymedim. Ben hemen topuklu istedim. Evet, yanar dönerli olduk bugün. Şimdi ne yaptık şef? Şimdi bütün malzemelerimizi önce tenceremiz soğukken attık. Hayır. Suyla birlikte tamamen hani topaklanmaması için karıştırdık. Kısık ateşe koyduk, yavaş yavaş karıştırarak haşhaş helvamızı hazırlıyoruz. Harika. Birazdan hazır oluyor. Üzerini mavi haşhaş ve cevizle de süsleyip servise hazır ediyoruz. Muhteşem ötesi. Harikayız efendim. Gördüğünüz üzere şimdi güzelce kavurma yapıyoruz böyle. Helva kavurur gibi değil evet, mi şefim? Evet. Suyla beraber bağlama yapacak mıyız yoksa? Suyunu zaten başta vermiştik. Şimdi ben buraya gitmek istiyorum. Kıvam almasını bekliyoruz. Afyon'un bu eşsiz lezzetleri gerçekten Serpil'e çok yaradı. Diyetten ötürü yiyebildiği tek şey afyon otu. Haşhaş otu. Çok da güzel tadı var ama. Seni istikrarlı olmuşundan dolayı gerçekten tebrik ediyorum. Ekmeği tebrik ama ben sana bir şey söyleyeyim. Ben burada diyorum ki Afyon'a yerleşiyorum. Nermin diyorum, duymuyorsun beni. Gidemezsin. Ben gitmeden sen gidemezsin. Hamza şefim gider. Reji diyor ki bir haftada yiyip yiye evet, dönüyor diyor. Hanım, biz Serpil Hanım artık sizden. Götüremezsin. Şefim. Geliyor şefim. Dünya yok. Geliyor. Yüksel üstte para verip gönderiyormuş. Bak duydun mu? Allah seni bildiği gibi yapsın inşallah. Canım diyorum, canın çıksın diyor. Yıldız o, bir yıldız küpeleriyle. Vallahi yakışıyor bu küpeler sana kız. Ben seviyorum ama. Küpe seviyorum. Hükümet gibi kadın diyorlar bak. Kim diyor onu? Yüksel. O da beni seviyor mu? Sevmiyor. O da ne yaptığı belli yok. Değil. Şey evet, sana. Helva kendini toplamaya başladı Halil hocam. Hayırlısı. İyice toplamaya başladı kendini. Çok enteresan bir helva tarifi. Evet, uzun. Güzel, farklı bir lezzet. Ne olabilir? Gerçekten. Bunu pekmezle de şu. Yapılabilir Nermin Hanım. Beyaz şeker koymadan değil mi? Şeker koymadan şu an bu şekilde hazırlanabilir. Vallahi efsane. Keyifli ve lezzetli bir ürünümüz. Ya bütün enerjimi şu an yayına verdim. Gerçekten onu hissediyorum. Muhteşem bir yayındı. Tamam. Şuraya evet, bırak. Şuraya alalım. Evet, helvamız hazır. Bunu mutlaka tatmanız gerekiyor. Evet. Harika oldu. Gerçekten. Ben seni diyetten sonra bir daha çağıracağım şef. Evet, diyetten sonra. Kaç dakikamız var? Bir tane güzel türküyle gidelim. Hoppa, mis. Tamam. Karisar şefim, Kalesi. Şefim şöyle dönsene. Şöyle Karisar Kalesi istiyor hocam. Şefim bak bu arkadaşa doğru bir dön. Hamza şefim. Ha. Tamam. Rahat rahat. Görüyorsun, seni düşünüyorum bak. Evet dön efendim, helvamızı da hazırladık. Çok enteresan, farklı bir lezzet evet, oldu. Farklı bir lezzet oldu. Aslında bizim un helvamıza benziyor. Değil mi? Evet, biraz daha un helvasından farklı. Ay. Halil hocama ne oldu? Halil hocayı mı sen? Koptu. Burada değil şu an Halil hocam. Benim yaptığıma gülüyor. Evet. Şimdi üstüne neyle sürüyorum? Üzerine böyle mavi haşhaşla dekor ediyoruz. Çıt çıt çıt. Evet, şöyle kenarlarına da. Harika ötesi oldu. Şunu alıyoruz. Üzerine de cevizle. Üzerine de cevizi koyacağız. Bu tercihe göre değişebilir. Ama bütün cevizi, veya tabii. Kırık ezip koyabiliriz. Üzerine bırakabiliriz. Kaşık, Halil hocam sen iptal oldu. Sen git kenara. Ver kamerayı bana ver. Kalk git oradan. Halil hocam iptal oldu. Şimdi kamerayı da Serpil aldı. Bu şekilde. Çekil oradan. Çekil oradan. Nermin güzel ben gözüküyorsun. Haşa şerbi o kamera öyle tutulmaz diyorlar. Öldü Gülcan Bey. Elin hamuruyla diyorlar, karışmasın oraya. Krize girdim her ne yaptı? Baba. Sinirleri bozuldu adamın. Kamerayı kurtarayım dedim yani. Evet efendim, vallahi bitirdik. Bitirdik. Şimdi şefimize soruyoruz. Biz yabancı biriyiz. Afyon'a geldik. İlk etapta bize nereyi önerirsiniz? Nereyi gezmem gerekir Afyon'a geldiğimde? Şimdi Afyon'a geldiğimizde ilk önce termal otelimize yerleşmemiz gerekiyor.
Oo, termal otele yerleşiyoruz. Evet. Tabii Afyon'a öyle bir gün, iki günlük bir yetmez zaten. Afyon'a en az bir 4 gün, 5 gün ayırmanız gerekiyor. Termalin zaten sağlıklı faydası olabilmesi için en az 1 hafta olduğu söyleniyor. Hı hı. Termalden sonraki aşamamız Afyon, eski Afyon. Hmm. Bizim Afyonkarahisar Kale'nin eteklerindeki o tarihi konaklardan başlayarak Mevlevi Türbesi, Ulu Cami, oralar gezilmesi gerekiyor. Orada çok tarihi bölgemiz var. Daha azıcık su ver, su. İçin yandı sucuktan. Tabii o uzun çarşıdaki esnaflarımız, işte lokum, sucuk, restoranlarımız, eski lokantalarımız, aşçı bacaksımız, yani buraların mutlaka ziyaret edilmesi gerekiyor. Oradan hediyelik eşyalar alınması gerekiyor. Daha sonra Afyon Kocatepe'ye çıkılması gerekiyor. Hediyelik eşyalar. Biz burada koptuk yalnız. Şefimle göz göze gelmemeye çalışıyoruz. Arka taraf yandı. Kedi içi yandı. Evet. Hocam sucuk tuzlu geldi galiba. Yok, o sucuğu çok sevdi. Bence tekrar istiyor. Yok, daha sana veremeyiz. Kanalı doyuracağız. Bir dur. Yani. Ama ne abi, bir de kapıda açmışız ki ağzına kadar çıkıyor. Ne yapsın, sıcak. Tabi buralar gezildikten sonra da en son Frik Vadisi. Mutlaka gezilmesi. Frik Vadisi. Evet, görülmesi çok gereken bir yer. Biz ikinci Kapadokya olarak nitelendiriyoruz orayı. Mutlaka geldiğinizde de gezeceğiz. İsterim. Tamam. Orada da çok güzel restoranlarımız var. Artık turizme kazandırıldı. Harika. Tabii Sayın Valimizin destekleriyle şu anda ciddi altyapı çalışmaları da devam ediyor. Muhteşem. Buralar gezilmeli. Daha sonra termale gelip çamur mutlaka yapılmalı. İşte kesesi, köpüğü vesaire. Daha sonra da işte mermerle ilgili hediyelik eşya, ürünler, tabaklar vesaireler de alınarak Afyon'dan dönülmesi lazım. Süper. Bir de Afyon, sizlerin de bildiği gibi yolların kesiştiği nokta. Evet. Karayollarının, hava yollarının, tren yollarının kesiştiği nokta. Biz bunu artık gastronomiyle birlikte lezzetlerin de kesiştiği nokta diyoruz Afyonkarahisar'a. Muhteşem. Çünkü Afyonkarahisar gerçekten gezilmesi, görülmesi, tadılması gereken bir ilimiz. Çok güzel anlattınız efendim. Kesinlikle evet efendim, bugün Afyon'un eşsiz lezzetlerini Beyaz TV ekranlarında Nermin Nefes Mutfağı'nda çok kıymetli şeflerimle hazırladık. Çok keyifli, bir o kadar da bilgi dolu bir yayın oldu. Çok kıymetli şefim Hamza Şef, İbrahim Şef, Selçuk Şef ve tabii ki Necla Hanım. Hepsiyle mutfakta olmanın ayrı bir tadı vardı. Hamza Şef'im, neler yaptık, bir özetleyelim mi? Tabii ki bugün Afyonkarahisar lezzetlerinden sakala çarpan çorbası yaptık. Haşhaş helvası yaptık. Maydanoz musakka yaptık. Afyon kebabı yaptık. Çullama köfte yaptık. Tabii bunların dışında da Afyonkarahisar eşsiz lezzetlerinden getirdiğimiz ürünlerimiz vardı. Bunların tanıtımını gerçekleştirdik. Dolu dolu bir Afyon lezzetleri masamızda şu an önümüzde. Var oldu. Tadım için bizleri bekliyor. Gerçekten muhteşem oldu. Efendim, sucuk pişti mi? Bitti mi? Sucuğumuz pişti, hazır. Yemeğe hazır şu an. Bu çok emekli, zahmetli bir evre gerçekten. Evet. Siz Afyon'da da bunu mu yapıyorsunuz, bu işi mi yapıyorsunuz yoksa? Ya çalıştığımız ortamlarda zaten her zaman yaptığımız şey Afyon'u tanıtmak amacıyla ve de tesislerimizde, otellerimizde. Bayağı yandın yani, 40 oldu. Alışkınız meslekten dolayı. Sıcağı seviyoruz. Süper. Afyon'umuz soğuktur ama sıcağı biz mutfakta olduğumuz İnsanları için. İnsanları sıcaktır yani. İbrahim Şef, sen de çok güzel tarifler hazırladın. Evet. Ama biz senin oyunlarına böyle hayran kaldık. Bir daha yaparız, bir daha oynarız. Yapalım. Yapalım. Kesinlikle en kısa zamanda bekliyorum, tamam mı? Tamam, inşallah. Sözünü alıyorum burada. İnşallah. Ve çok kıymetli Necla Hanım, ellerinize kollarınıza sağlık. Teşekkür ederim. İyi ki çok geldiniz. Sağ olun, iyi ki siz de varsınız. Katılmaktan şeref duyduk yani. Çok Allah razı olsun efendim. Evet, gördüğünüz üzere bugün Afyon'u ele aldık. Hep söylüyorum efendim, yöresel, yöresel, yöresel ve eski tarifler. Kültürümüz öyle özel, öyle kuvvetli bir kültür var ki. Şöyle dönüp baktığımızda Mardin ayrı, Sivas ayrı, Afyon ayrı. Ya her yerin çok özel tarifleri. Kesinlikle. Elazığ apayrı, yapımcımın şeyi, memleketi. Elazığ'a gittim ben deprem zamanında, çok güzel. İnsanları çok güzel. Öyle beni kucakladılar ki orada. Kesinlikle Afyon'un da eski belediye başkanı Elazığlı'ydı.
Hayatımda. İlginç değil mi efendim? Ama ne güzel işte birlik olmuşuz değil mi? Aynı çatı altında toplanabilmişiz. Evet. Birbirimize kaynaştık yıllardır o kültürle. Hı hı. Afyonkarahisar da zaten 8000 yıllık bir tarihi şehrimizdir. 8000 yıllık. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Hı hı. Tarım ve hayvancılığın yaygın olması sebebiyle de bu yemek zenginliği ve çeşitliliğine yansımıştır. Hı hı. Biz de yemeklerimiz incelendiğinde işte düğün yemeği, sıra yemeği, ölüm yemeği yani ölümümüzden başlayarak doğumumuzdan başlayarak ölümümüze kadar giden süreçte her aşamamız aslında yemekle geçiyor. Bizim sağlıklı beslenmemiz, ayakta durabilmemiz, iş yapabilmemiz için de her daim bu besinlere, yemeklere ihtiyacımız var. Hamza Şef'im bu doğuştan gelen bir şey miydi yoksa ailede var mıydı sizi yönlendirenler? Şimdi bizim ailede böyle bir şey kesinlikle yoktu. Benim çok ilginç de bir meslek hayatım var. Merak ettik efendim şimdi kısaca. Şimdi ben çocukluk döneminde çok yaramaz bir çocuktum. Evet belli.